Burası Lefkoşa Kanal T ekranlarından hepinize mutlu geceler değerli izleyenler. Bugün 9 Mart 2017 ve güzel bir Perşembe gecesinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, az önce dışarıdaydım. Güzel bir ilkbahar gecesi var. Çok güzel bir hava var dışarıda. Yaklaşık 17 derece. Böyle yaz havası gibi. Ama havada toz var. Özellikle benim gibi astım hastası olanlar dışarıya çıkmaması gerekir. Ona dikkat etmemiz gerekir. Ama hava çok güzel, çok tatlı. Yağmur yağacak dendi. Henüz yağmur yağmadı. İnşallah yağar ve bu toz bulutu da bir an önce gider. Evet, bu akşam sizlere çok önemli bir konuyu ekrana getireceğiz. Geçen hafta biliyorsunuz, insana yönelik yani insan yaşamı ile ilgili bir program yapmıştık. Bedenimize sahip çıkmadığımızı anlatmıştık geçen hafta. Burada iki tane değerli bayan arkadaşımız vardı. Bu akşam da yine sağlık üzerine konuşacağız. Sağlık da olmazsa olmazımızdır. Yani önce sağlık diyoruz. Az önce koymuş olduğumuz parçada da sevgili Candan Erçetin aman doktor diye bir parçaydı. Evet, bu akşam bunu tartışacağız ama öncelikle sevgili Boysan'a hoş geldin diyelim. Hoş geldin sevgili Boysan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyidir, idare ediyoruz. Güzel bir hava var değil mi? Dışarıda böyle ılık, ılıman bir havacık var. İşte ama bu neyin habercisidir biliyor musun? Bu sene yaz, yani her zaman Ağustos'da hissettiğimizi bu sene Nisan'da hissedeceğiz. Göreceksin. Yani güzel bir hava falan diyorsun ama bu da felaket günlerin habercisidir aslında. Ama o yeşili gördük sevgili Boysan. Gördün de ne oldu? Ya belki biraz daha uzun gider o yeşil. O kadar uzun gitmeyebilir. Çünkü Kasım kavuracak bu sene sıcaklar bizi. Bu global ısınma sebebiyle artık mevsimler değişti. Artık eskisi gibi değil. Yani eskiden sıcaktı havalar ve yanardık sıcakta. Şimdi kavrulacağız. O kadar bir olacak. İnsanlar çünkü hoyratça doğayı kullanmaya devam ediyorlar ve giderek daha sıcak, daha sıcak ve daha soğuk günlere doğru gidiyoruz. Bu çok sevineceğimiz bir şey değil bence. Evet. Tabii Türkiye Başbakanı burada biliyorsun. Az önce bir toplantı yaptılar. Evet, bir meeting vardı. Evet, meetingleri yaptılar. Yollar kapandı. Neyse yavaş yavaş eve gidebildik. Kızışıyor Türkiye'de referandum hikayesi. Bize de yansıyor gördüğün gibi. Hollanda, Almanya yasaklamış şu anda Türkiye'nin bu konudaki kampanyalarını. Ne olacak bilemeyiz. Bilemeyiz. Giderek Nazi suçlaması ve ona karşılık tepkiler pek de hoş değil. Hoş değil tabii ki. Umarım bir an önce bu krizi aşarlar. Çünkü aslında Türkiye, Almanya, Avrupa, Hollanda, yani bunlar birbirlerine çok muhtaç ülkeler. Evet. İşbirliği yapmak zorundalar eninde sonunda. Köprüleri atarlarsa da köprüleri atmak kadar çok kolay değil aslında. Değildir. Evet. Yıkmak çok kolay, kurmak çok zor. Evet. Ve bu akşam sağlığı konuşacağız diyorsun. Evet. Bu konuda bir şeyler söylemek isterim. Sen bugün bir şeyler bahsettin bana. Yani bu verilecek olan paralarla özel hastanelere kaç tane hastane yapardık dedin. Ama daha önemli bir nokta var. Oradan başlamak lazım. Çaktırmadan özelleştirme. KKTC'nin şimdi yaşadığı budur. Çaktırmadan özelleştirme. Nedir çaktırmadan özelleştirme? Kimse eğitimi özelleştirdim demiyor. Böyle bir karar yok. Ama bir bakıyorsun eğitim özelleşmiş durumda. Yani herkes çocuklarını işte özel eğitime gönderiyor. Artık devlet okullarında bunlara devam eden Kıbrıslı ailelerin çocukları olmadığını görüyoruz. Ama sağlık böyle değil işte. Yani sağlıkta da bir özelleştirme var. Çaktırmadan bir özelleştirme var. Her köşede bir özel hastane. Ama özel hastaneleri de hatırlarsan CTP döneminde kurdular. Hiç önemli değil. Şudur anlatmaya çalıştığım. Biz sağlık konusunda devletten yardım almadan yaşama şansımız yoktur. Sıfır ihtimal. Bu yüzden vazgeçemeyiz. İstediğimiz kadar eleştirelim hastanelerimizi,
istediğimiz kadar eleştirelim doktorlarımızı, sağlık sistemini, sağlık bakanlığını fark etmez. Biz bundan vazgeçemeyiz. Daha açık söyleyeyim. Özel hastanelerin vizite ücretlerini biz ödeyemeyiz. Çok az bir elit kısım ödeyebilir. Ama normal yurttaşlar ödeyemez. Mümkün değildir. Mümkün değildir. O kadar yüksektir ki ücretler, mümkün değildir. İnsanların aldıkları ücretlerle bağdaşmıyor. Tek çaremiz devletin sağlık sisteminin daha kuvvetli ve daha iyi olmasıdır. Başka hiçbir çaremiz yoktur. Çünkü bu ülkede en önemli şey nedir diye sorarsan belki de şey diye düşüneceksin. Kıbrıs'ta çözüm olması. Emin ol, o değil. Sağlıktır. En önemlisi. Bir numara. Bir numara. Çünkü çözümden, yani çözüm bile gelmediğinde şöyle veya böyle yaşayabilir insanlar. Ama sağlık servisi almadığında yaşama şansı yoktur. O yüzden hastanelerimizin, yani devlete ait hastanelerin ve devletin yurttaşlara sağlık hizmeti vermesinin önemi çok büyüktür. İnanamayacağın kadar çok büyük. Özel hastaneler açıldı sevgili Boysan, ama günün sonunda şunu görüyoruz. Sen özel hastaneyi seçsen de günün sonunda sen ölmeden önce devlet hastanesine giden, yoğun bakım servisine giren veya morguna giren, böyle bir durum vardır yani ülkede. Neticede ödeyemeyen şey Harun, yani en önemlisi budur. İnsanların özel hastaneleri, yani isim vermek istemiyorum şimdi bu özel hastanelerle ilgili, bunların ücretlerini ödeme kabiliyeti yoktur. Ve yani Kıbrıs'ın o elit kesimini Kıbrıs halkı olarak da Kıbrıs Türkleri olarak da tanımlamak istemiyorum. Mümkün değildir. Bu yüzden ister eleştirelim, ister konuşalım, bağıralım, çağıralım. Her şey bu devletin verdiği sağlık hizmetlerinin iyileşmesi içindir. Bu akşamki program da bu maksatla yapılmaktadır. Evet. Yapılmalıdır. Böyle düşünüyorum. Yazdırdık başlığı bugün Boysan Bey. Okuyabilirsen bugün hastaneyle ilgili. Ben daha ona giremedim. Benim sayfamdadır. Sen oradan görebilirsin. Evet. Evet değerli izleyenler, bu akşam sağlık konusunu işliyoruz. Sağlık sevgili Boysan'ın da dediği gibi, yani çözüm, illaki çözüm desek de her an, her saniye bizi ilgilendiren tek şey sağlığımızdır. Yani biz sağlığımıza ne kadar dikkat edersek edelim, neticede yine biz devlet hastanelerine veya işte özel hastanelere gideriz, ama günün sonunda sağlık sisteminin bir kere bu ülkede iyi olması gerekir. Bu akşam bunları tartışacağız. Evet, konu başlığımızı sevgili Boysan Emre okusun. Sevgili Harun şöyle özetlemiş bu akşamki programın ana temasını: özel hastanelere verdiğimiz parayla kaç tane hastane yapabilirdik acaba diye bir soru. Hastanemiz ve doktorlarımız var diyen CTP, 2014 yılında hükümete geldiğinde Sağlık Bakanlığı ile Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi protokolünü iptal etti. İptale rağmen Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'ne hasta gönderilmeye devam edildi. Üstelik cari fiyattan. Ne demek istedin cari fiyat? Onu öğreneceğiz şimdi hemen. Peki. Üstelik cari fiyattan. Peki protokolün iptaline rağmen neden hasta gönderilmeye devam edildi? Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi devletten 69 milyon lira alacaktı ve mahkemelik. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kemal Deniz Dana saat 22'de bu akşam GAK TV'de canlı yayında bu soruların cevaplarını bulmak için bizimle birlikte bu programa katılıyor diye. Hoş geldiniz sevgili Dana. Evet. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sayın Harun, Sayın Boyra. Selamlar. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Sağ olun. İyiyiz. Enerjimiz yerinde. Yapacak çok işimiz olmasından dolayı. Tabi öncelikle halkımıza iyi akşamlar diyelim. Sağlıklı bir akşam dileyelim istiyorum. Evet. Tabii ki dün Dünya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınlarımızın gününü de buradan kutluyorum. İyi ki hayatlarımızda vardırlar. İyi ki toplumumuzda vardırlar. Yine bugün 9 Mart Dünya Böbrek Haftası. Sağlık Bakanlığımız ve Tabipler Birliği ve Böbrek Hastaları Derneği'nin ortaklaşa ülkemizde de bugün bir takım etkinlikleri oldu.
Yarın da saat 9.30-11 arası organ bağışıyla ilgili bir farkındalık etkinliğimiz var. Ben buradan tüm toplumumuza da çağrı yapmak istiyorum. Yarın 9.30-11 arası organlarını bağışlamak isteyen yeni genç veya ihtiyaçlı, organa ihtiyaçlı insanlarımıza yeni bir hayat vermek isteyen vatandaşlarımızı 9.30-11 arası bakanlığımızın alanında düzenleyeceğimiz bu etkinliğe buradan davet etmek istiyorum. Artık vatandaşlarımız organlarını bağışlayabilir. Evet. Bu güzel değil mi Hasan Bey? Evet, bu konuda da çok uğraş verildi. Birçok kesim uğraş verdi. Sağlık Bakanlığı uğraş verdi, Tabipler Birliği, Sivil Toplum Örgütleri evet. Ve nispeten daha doğru ve daha yerinde bir politika yerleştirildi bu konuda. Öncelik Sağlık Bakanlığı'na verildi ki doğrusu buydu. Evet. Umarım bir an önce öncelikler listesi yayınlanır. Yani organlara en acil ihtiyaç duyanların listesi ayarlanır. Çok objektif bir ayarlama yapılır. Bu çok önemli bir listedir. Bütün dünya ülkelerinde o listede en yukarıda olan o organa en çok aciliyetle ihtiyaç duyan kişidir. Ve o liste çok önemlidir. Kalkar da listede ayrıcalık yaparsan ki Amerika'da da birçok kez bunun yapıldığını gördük. Ve bu nedenle bazı doktorlar tard edildi, atıldı işten. Neden? Çünkü çok acil ihtiyacı olan kişiler alt kademelere, alt sıralara yerleştirildi. Parası olan bazı kişiler de üst sıralara yerleştirildi. Ve beklemeye dermanı olanlara bir an önce organ verildi. Bekleyemeyecek olanlar da maalesef vefat etti. Öyle umarım ki bizim burada ülkemizde olmaz. Böyle bir şey olmayacak. Çok objektif bir öncelikler listesi yayınlanmış olacak ve organ naklini de bu yüzden seve seve yapacağız evet, hepimiz. O zaman bundan başlayalım sevgili Boysan. Hemen şunu soralım sevgili Dana'ya. Organını bağışlamak isteyen vatandaş ne yapmalı? Evet, tabii Boysan Bey'in ifade ettiklerine katılmamak mümkün değil. Göreve başladığımız yeni hükümet döneminde yasası çıkarılmış ancak tüzükleri çıkarılmamış bir yasa bulduk. Çok süratli bir şekilde tüzükleri çıkarıldı. Boysan Bey'in dediği gibi çok ciddi bir otomasyon sisteminin kurulması gerekiyordu. Çünkü kişilere bağlı seçimler her zaman farklı değerlendirilebilir. Çok süratli bir şekilde bakanlığımızın kendi teknik ekibi içerisinde otomasyonumuzu bir hafta önce bitirdik. Yarın bu konuyla ilgili çok Sayın Bakanımız basına bilgi verecektir. Veriler işlendikten sonraki yarından itibaren bu bağışlar otomasyon sistemi içine girilecektir, veriler girilecektir ve kısa bir süre sonra da artık bu öncelikli listesi belirlenecek. Tabii sevindirici noktası bugün ülkemizde olan, çünkü anavatan Türkiye'de bu sistem çok iyi kurulmuştur. Orada sivil otorite paydaşlar çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Bugün onlarla, dün ve bugün onlarla yaptığımız toplantılarda yeni bir otomasyon ve tüm dünyayla entegre olabilecek bir yeni otomasyon sistemi üzerinde çalıştıklarını öğrendik ve bu sistemi bize de bir bedel istemeden vereceklerini ifade ettiler. Bu çalışma devam ederken biz kendi ülkemizdeki otomasyonumuzu bitirdik. Yarın da bununla ilgili teknik bilgiler basına verilecek ve yarın bize bağışta bulunacak olan tüm vatandaşlarımız artık otomasyona girecek. Hasta organ bekleyen vatandaşlarımız kriterler dahilinde bilgisayara girecek ve olası bir talepte de artık bu otomasyonun kendi içerisinde belirleyeceği, insanın müdahale edemeyeceği bir sistemle organ bağışı ve bunun sonucunda da yeni bir yaşam hakkı adaletli ve eşit bir şekilde tüm insanlarımıza sunulacak. Ne yapacak yani? Organları bağışlamak isteyen ne yapacak? Şimdi tabii yarın bir farkındalık etkinliğidir. Organlarını bağışlamak isteyen vatandaşlarımız bir birim oluşturduk aslında. Önce onun bilgisini vereyim.
bir bölüm oluşturduk. Otomasyon sisteminin, bilgisayar sisteminin vatandaşlarımız normal zamanlarda Sağlık Bakanı'ndaki bu birime gelerek ben organlarımı bağışlamak istiyorum. Bir form dolduracak. Bu form hemen bilgisayara işlenecek, otomasyona dahil olacak. Hemen bunun karşılığında bu vatandaşa kimlik kartı gibi bir kart verilecek ve bunu yanında taşıyacak. Allah herkese uzun ömür versin ama insan hayatının son bulduğu günde de eğer organlarını bağışlamışsa o sistemden, hastanedeki sistemden bu görülecek ve bu organlardan yararlanacak olan vatandaşlarımıza anında ulaşılacaktır. Yani yasayı okuduydum ama çok zaman önce okudum. Tam hatırlamıyorum şimdi. Yaş sınırı var mıydı Sayın Dana? Organ bağışında yoktur. Güzel bir yasa. Tüzükleri, tabii ki eksikler. Daha çok eksiği var. Uygulama esnasında karşımıza çıkacak eksikler de çok süratli ama gerçekten tüm dünyanın değer verdiği ve bugün öğrendiğimiz işte biz canlıdan organ nakli yaparken çok kısa bir süre önce aslında bu farkındalık etkinliğimizin nedeni de budur. O dönemde beyin ölümü gerçekleşen bir takım vatandaşlarımızın aileleri, onlara buradan teşekkür etmek istiyorum, organlarını bağışladılar ve çok kısa bir sürede oldu bu. Ve 8 tane böbrek nakli yapıldı. Şu anda sağlık sorunları olan 8 tane gencimiz ne güzel. Pırıl pırıl hayatlarını sürdürüyorlar. Ne güzel. Kullanamadığımız organları Türkiye'den gelen özel uçakla Türkiye'ye gönderdik. Ve orada da 10-15 tane vatandaşımıza yeni bir yaşam şansı verdik. Bu aslında çok güzel bir olay. Ve bize verilen bilgi, yani birçok ülkede kadavradan nakilin çok zor olduğu, bulmak da çok zor. Bizim ülkemizde o kısa sürede bu başarıldı. Çok öyle iyi. Tahmin ediyorum ki yarın ki bu farkındalık etkinliğinden ve bunun devamında toplumsal bilinci oluşturma noktasında atılacak adımlarda toplumumuz buna gerekli duyarlılığı gösterecektir. Çok ciddi talepler var. Bu otomasyonu bekliyordu herkes. Otomasyonumuz tamamlandı ve yarından itibaren de sizleri de davet ediyoruz. Yarın en azından toplumun bu farklı uygulamayı, önemli bir yasayı ve bunun sonucunda yeni yaşam hakkı verecek bir yasanın ülkemizde olduğunu ve doğru uygulandığını toplumu anlatmamız gerekir. Şimdi evet. Tabii biraz daha romantik bir gözle de bakabilirim şeye, bu olaya. Seven denen bir film vardı. Unuttum şimdi artistin tam olarak adını. Brad Pitt. Yok, Brad Pitt oynamazdı. Uzun boylu, esmer, unuttum şimdi adını. Mükemmel bir film. Ve şeyi anlatıyordu. Bir trafik kazasında 7 kişilik bir ailenin ölümüne sebep olan bir adamın vicdan azabı içerisinde hayatına son vermeye karar verişini ve organlarını 7 kişiye bağışlama konusundaki azmini, arzusunu anlatıyordu. Ve en çok layık olan kimdir benim organlarımı almaya diye enteresan bir araştırmaya girişirdi. En sonunda da kalbini sevdiği bir kadına vermeyi tercih ederdi. Baktığımda mantık olarak, yani düşünebiliyor musun? Ölüyorsun ama bir organın bir başka insanda yaşıyor. Yani müthiş bir duygudur diye düşünüyorum. Yani ölüm acısı. Ailen sevinir buna. Aile yani, sevinir tabii. Çünkü düşün, yani bir ailenin oğlumun kalbi falandadır veya ya gözleri veya ya gözleri ya da böbreği, yani onunla akraba gibi olursun. Evet. Ve müthiş bir duygudur. Yani tarifi olmayan bir şey. Olmayan bir şeydir. Ölüm acısını biraz hafifleten. Hafifledir, evet. O yüzden bütün vatandaşlara tavsiye edilir. Evet, evet, az önce sevgili Boysan şeyi okurken sen şeyi sordun. Cari fiyattan dedin. Evet. Şimdi 2014 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümete geldiğinde Yakın Doğu Üniversitesi'nin hastanesiyle ilgili olan protokolü iptal etti. İptal etti. Dedi ki artık bizim doktorlarımız var, hastanemiz var. Biz boşuna para vermeyelim. Ama
Oraya hasta göndermeye devam ettiler. Bu defa da cari hesaptan. Yani protokolde olan fiyattan değil, bakkal cari bir fiyattan. Şimdi Sayın Dana bize onu anlatsın. Cari fiyattan ne demektir? Evet. Sen sordun çünkü. Evet, tabii ki bu akşam keşke hasta memnuniyetini ne kadar daha ileri götürebiliriz diye konuşacağız ama keşke yalnızca bunu konuşsaydık ama sorunları yaşanan süreci de konuşmadan geçemeyiz. Geçmemiz mümkün değildi. Onun için bu akşam herhalde zamanımız da boldu. Evet. Hep bunları konuşalım. Evet. Tabii ülkemizde kamu hastanelerimiz var, kamu doktorlarımız var ama çok uzun yıllar var ki hastanelerimizde tedavisi mümkün olmayan hastalarımızı da öncelikle hep yurt dışına, daha sonra ülkemizde üniversite hastanelerinin, sağlık merkezlerinin açılmasıyla beraber yurt içinde de hastalarımızı sevk ederek sağlıklı bir yaşama kazanmadığı dönmelerini sağlama yönünde bir adımlar atıldı. Yani yurt içindeki hastaneye sevk etmek devlet hastanesinde imkansızlık içerisinde olduğumuz için mi yoksa? Yani o branşlarda doktorunuz yoktur, hastanede yeriniz yoktur. Yani bir sürü gerekçesi var. Tabii ki bu sevkler yurt dışına yapılırken öncelikle yurt dışındaki tüm devlet hastaneleri, üniversite hastanelerine bir protokol yapıldı. Evet. İki ülke arasında. Daha sonra tabii oralarda da sağlık özellere kaydığı için 12-14 yakın özel hastaneyle de oturulup pazarlık yapıldı ve protokoller imzalandı. Yani bunun fiyatı 3 kuruştur ama ben seninle anlaşıyorum. 1 kuruşa. 1 kuruşa. Ve bu hasta setlerimizi yapmaya başladık. Daha sonra 2010 yılında Yakın Doğu Üniversitesi ile de Sağlık Bakanlığı bir protokol imzaladı. 2010 yılında. 2000 ilk protokol. Yani açılır açılmaz. Evet, yani Yakın Doğu açıldıktan sonra tam açılışını bilmiyorum. İlk protokol 2010. 2012'de yeni bir protokol daha yapıldı. Evet. Ve uçamayan kamu hastanelerinde sağlığına kavuşturamayacağına inanılan veya hastane doludur, yoğun bakımınız doludur, uçamaz. Bu hastalarımızı da Yakın Doğu Hastanesi'ne sevk etmeye başlandı. Evet. O dönemlerde. Ve bir rakamlar ortaya çıkmadı. Bu protokollarda bir takım rakamlara, yani cari fiyatın altında, yani bir yatak odayı, yattığınız odayı eğer 500 TL ise cari fiyatı, sizin yaptığınız protokolda bunu %50 aşalırsınız. Ve daha çok bir ücret ödemeniz engellenir. Evet. Bu şekilde bir takım borçlar oluştu. İşte 49 milyona yakın bir borç oluştu. 2014 yılında o dönemin hükümeti, nedenini de bilmiyorum, burası çok önemlidir Boysan Bey, iyi dinle burayı, ansızın bu protokolü iptal etti. Bu ne demektir? Artık biz sizinle, yani benim verecek param yoktu, benim hastanem var, çalışmayacağız. Evet. Ancak iptalin hemen arkasında bakan onayı ile cari fiyatlardan hastalar sevk edilmeye devam edildi şeye. Ve bu sevkler sonucunda da yaklaşık şu anda 20 milyon, tam rakamını da söyleyebilirim, 20 milyon 6268.31, ama bir de ödeme yapıldı. Yani ödenen bir rakam da var. Onu da ifade edeyim. Ne kadar süre içerisinde oldu Sayın Dana bu? Şimdi 2014, tam tarih de verebilirim iptal tarihini. 2014 Temmuz ayında iptal edildi. İptal edildi. O tarihe kadar. O tarihten 2014'ten 11 Temmuz
2016'ya kadar 20 milyon şu anda borcumuz var. 6 milyon 129 484'te o dönemdeydi. Bundan %5 indirim yapılarak 5 milyon 822 bin TL de ödeme yapıldı. Yani 25 milyon 26 milyon civarında protokolsüz sef yapıldı. Evet. Eğer protokollü olmuş olsaydı 26 milyon. Evet. Yaptığımız hesaplara göre %20, %25, %30 daha az olacaktır. Yani 5-6 milyon gider böyle. 20 milyonda 5 milyon 6 milyon fazladan ödenen bir ücret var. Ama bu Yakın Doğu Hastanesi'nin bir hatası değil. Peki ama bu faturaları kontrol ettiniz mi? Geleceğim ona da. Evet. Bu tamam, siz protokolü devam ettirseydiniz veya bu protokolü beğenmedim, ben sizinle yeni bir protokol yaparım. Eğer bu protokolla devam edilseydi ödenecek para 14 milyon civarındaydı. Şimdi fazladan 6-7 milyon bir para ödenecek. Bence bunun sorumlusu bu kararı üreten ve bu sevki yapan idarecilerin olması gerekir. Peki ama Sayın Dana, 14 milyon, 10 milyon, 20 milyon, 25 bir hastane kaç milyondur? Güzel yurt 50 milyon yani alalım. Güzel yurt hastanemizi 50 milyon civarında. 69 şimdi şu anda borç var. Tamam. 69 milyon. Demek ki tam teşekküllü bir hastaneyi içindeki doktorlarla birlikte, teçhizatla birlikte aynı paraya biz kurabilirdik. Yani nasıl bir politika, tabii, nasıl yani bu nasıl olur da bu hesap yani yanlış diyeyim, olur? Şöyle diyeyim, tabii ki şu anda Harun Bey çok güzel ifade etti. Sonuçta herkesin devlet hastanesine yolu düşer. Düşer. Başında veya solunda. Çünkü solunda orada olsun. 24 saat nöbet tutan doktorlarımız solunda dediğin yeni morga girmek açısından. Yok yok. Morgdan önce yoğun bakımda. Yani o son demeyelim ama kritik bir vakada hepimizin orası gideceği nokta bu, ister çocuk, ister genç, ister orasıdır, büyük olsun, devlet hastanesidir. Yani yeni hastanelerde işte Güzelyurt Hastanesi'nin temelini biz attık. Yeni Erenköy'de bir merkez açıldı. Lefkoşa Hastanesi gündemde, yeni bir devlet hastanesi. İskele'de yeni bir devlet hastanesi. Cengiz Töpel'in büyütülmesi. Ama tüm bunları yapsanız bile eğer tüm branşlarda arzulanan hizmeti veremezseniz illaki sekleriniz olur. Tabii bu sekleri en aza indirmektir önemli olan. Yoğun bakımlarımızı, yani bu dönem kış çok yoğun geçti. Yoğun bakımlarımızın bir tümü dolu. Ve ciddi anlamda seflerimiz oldu. Yoğun bakımdaki hastayı da yurt dışına sevk edemezsiniz. Yakın Doğu. Tabii biz göreve geldikten sonra Yakın Doğu'yla da 11 Temmuz'da çok süratli bir şekilde, çünkü göz yumamazdık cari fiyattan bu harcamaların ödenmesine. Kendi sisteminde de yeterli olanak yoksaydı hastane açısından. %20-25 çoktur o Hasan Bey. Öyle de. Büyük para canım bunlar. Çok büyük para tabii. Yani bunun protokollü olması gerekir. Çünkü sağlık hepimizi ilgilendiren bir sağlıksız bir toplumuz değil mi sevgili Dana? Hadi. Yani kendimize bakıyor muyuz? Hayır, yani şimdi bir mesaj geldi. Mesela onu okuyayım. Sevgili Boysan, sevgili Adnan Pekan bize bir mesaj yolladı. Haroncuğum, herkese selamlar. Senin aracılığın ve tüm Kıbrıs halkını ve sağlık otoritelerini bu konuda çok ciddi bir şekilde uyarmak istiyorum diyor. Küba'daki sağlık hizmetlerinin dünya genelinde tamamının tek yetkili temsilciliğini şirketin Miramar adına aldıktan sonra Küba'daki bu son derece etkili ve başarılı sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen binlerce hasta bizimle irtibata geçiyor ve hepimizi de dehşete düşüren taraf ise bize başvuran hastaların ülkelerine baktığımız zaman hastaların ciddi bir çoğunluğu Kıbrıs'tan ve ağırlıklı olarak kanser ve ileri boyut diyabet hastaları. Adada kanser çok ciddi boyutlarda yayılıyor ve ilgililer bu konuda çok sessiz. Bize başvuruların çoğu 20'li 30'lu yaşlarda ileri boyut kanser hastaları ve gencecik insanlar. Adadaki tarımda denetimsiz ve cahilce kullanılan ilaç göz göre göre hepimizi, ufacık çocuklarımızı mahvediyor. Harun, maalesef günden güne adadaki bu kaos
katlanarak artıyor ve devam ediyor. Bunun suçlusu tarım kaliteleriyle ise bana bir şey olmaz zaten adada yargılanma diye bir şey yok diye umursuzca tarımdaki bu son derece tehlikeli ve yasak hormonlama ve ilaçlamalara devam ediliyor diyor sevgili Adnan. Yani evet, biz sağlıkta ne kadar istersek uğraşalım sevgili Boysan. Yani ben sağlık sistemimi onarttım, hastalarımı tedavi edecek durumdayım desek dahi bir tarafta bir makine var ki hasta üretiyor. Evet. Nedir o makine? Tarım diyor sevgili Adnan. Gıdalar. Gıdalar, hormonlu ilaçlar, denetimsizlik. Şimdi ülkemizde gerçek anlamda hasta insan sayısı çoktur. Sevgili Adnan, evet, çok iyi biliyor. Yani kanser hastası, kalp hastası, diyabet hastası, şeker hastası, Alzheimer hastası, yani gidiyor. Evet. Şimdi hareketsizliğin dışındaki işte kilo alma, işte onun dışında bir de bizi ciddi anlamda hasta durumuna düşüren tarım ilaçları var diyor sevgili Adnan. Haklıdır. Buradan da selamlarımı iletelim sevgili Adnan. Yani biz sağlıkta ne kadar ileriye gidersek gidelim, bir tarafta da bir makine var devamlı hasta üretir. Doğru. Böyle bir de durumdayız değil mi sevgili Adnan? Evet, yani, evet. Yani sağlığın başındakılar iş yapabilir. Yani eşgüdümlü orada da bir takım önlemlerin ve denetimlerin artık çok süratli bir şekilde yapılması gerekiyor. Neme lazımcılık olduğu için, yani ülkede bir otorite boşluğu olduğu için insanlar artık, ben şunu görüyorum sevgili Boysan. Yani ben bu maydanozu bir şekilde böğüdeyim, bu tarlayı ben sattığım zaman bileceğim ki bu kadar koyacağım cebime. Bir anlayış var memlekette mesela. Böyle bir anlayış var. Sevgili Harun, ben inanıyorum ki bu dönemde çok ciddi adımlar tarımda da atılıyor ve çok ciddi master planları da hazırlanıyor. Yani caydırıcı cezalar böyle. Kesinlikle, kesinlikle. Yani biz sağlıkta bunu hep yaşadık. Eğer arzunuz varsa, yapma niyetiniz varsa ki biraz sonra hep bunları konuşacağız. Çok şeyi başarmanız mümkündür. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nda tabii gördüğünüz gibi çok dosya getirdim bu akşam. Evet. Ama gündem herhalde en önemli gündemimiz şey, Yakın Doğu'yla ilgili. Ve mahkemeliksiniz şu anda. Onunla ilgili biraz bilgi vereyim. Tabii ki bu 49 milyon ve artı 20 milyonun bizim dönemimizde uzaktan yakından hiç ilgisi yok. Önceden bulduğumuz bir hesaptır o. Bunlar geldiğiniz eski bulduğumuz hükümetler döneminde, özellikle 20 milyon son hükümet döneminde, evet, ortaya çıkan bir yaklaşım. Tabii ki bu görevlere geldikten sonra bizim sorumluluğumuz da başlar. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bir borcu var. Kimse bunu ciddiye almıyor. Faizler, eğer olacaksa faizler, bunu incelediğimizde konunun mahkemede olduğunu ve bu mahkeme sürecinde devam ettiğini öğrendik. Biraz daha derinlemesine eğitimde, çünkü bir eleştiri var. Bu borç sanki bu dönem yapıldı gibi ve denetlenmediği, Boysan Bey bunu sordu, denetlenmediğiyle ilgili. Evet. Halkta çok yaygın bir görüştür, evet, bu. Şimdi 49... yani Yakın Doğu istedi, biz de ödeyiyoruz. Kimsenin faturalara baktığı yok, incelediği yok. Konuş. Yani, hani, evet. Algı budur. Evet. Şimdi 49 milyonla ilgili bizden önceki hükümet döneminde Maliye Teftiş İnceleme Kurulu'nun bir denetimi oldu. Bu denetim örnekleme üzerine ve bu denetim 2 milyonluk bir hesap üzerinde yapıldı. Bir takım işte bu fazlaydı, bu eksikti gibi değerlendirmeler ve sonuçta diyor ki bunu ödeyebilirsiniz. Ama bu 149 hasta raporu incelendiğinde 149 toplam hastanın raporu varken 16 kişinin raporu, yani 16 kişiye örnekleme yöntemiyle yapılan bir denetimdi. Böyle bir denetim o dönemin şeyinde. Tabii ki bu denetimden sonra Sağlık Bakanlığı ile Yakın Doğu arasında tarihini de vereyim. Evet. 22 Ekim 2015 tarihinde
bir mutabakat metni imzalanır. Buradan basına da gösterebilirim. Evet. Bu mutabakat metnini kimler imzaladı? KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, KKTC Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü, Yakın Doğu Üniversitesi'nin de iki... Hangi tarihte bu? 22 Ekim. 22 Ekim 2015'te. Kimlerdir, isim de verebilirsiniz. Yani işte Müsteşarı, Bakanlık Müdürü, Müsteşar Ömer Bey, Bakanlık Müdürü Yeşim Hanım ve Niyar Yakın Doğu Üniversitesi'nin ilk mali koordinatörü ve hastane direktörünün oturup bu 49 milyonluk faturalarda anlaştılar ve dediler ki bize indirim de yaparsanız biraz ödeyelim size. Biz öderiz sizi ve Yakın Doğu Üniversitesi bir indirim yaparak 1 milyona yakın bir indirim yaparak imza koydular. Ne güzel rakamcılar, 900 bunu 49 basın. Bak 49 bir indirim. 1 trilyon indirim. 49. İmza örneği de burada, eğer televizyon yakından alabilirse burada gösterebilirim. Bunun üzerine o dönemin Maliye Bakanı Birikim Özgür. Evet. 6-11-2015 tarihinde bu evrakla bu parayı ödeyebilirsiniz. Yetki verdi. Deyin ödeyin bu parayı. Evet, bu parayı ödeyin. Nereden bulduk bu parayı Sayın Dana? Yani ben onu tarih ederim. Maliye Bakanı. Kasağında zaten. Maliye Bakanı. Bu para nereden kesti beni bu parayı? Nereden? Bilemem. Yani bu Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanı dedi ki biz bu parayı ödeyelim. Evet. Ve 6-11-2015 tarihinde o dönemin Maliye Bakanı bu parayı ödeyin. Niyaris'te bu parasını ödeyin. Evet. Bu kadar borcumuz var dedi. Sağlık Bakanlığı bu talimat üzerine harcamalarını hazırladı. Ve bu harcama belgelerinden de görüleceği gibi 20-11-2015 tarihinde, evet, harcama belgesi 20-155-19-102 numaralı harcama belgesiyle bu paranın ödenmesiyle ilgili harcama belgesini kesti. Ödenebilir. Ve Hazine Muhasebe Dairesi'ne gönderdi. Ödensin diye. Ödensin. Evet. Hazine Muhasebe Dairesi İkinci imzalanan protokolün Bakanlar Kurulu'ndan geçirilmediğini ortaya koyarak... Bakanlar Kurulu'ndan geçmesi lazım. Yok, geleceğim ona da bu işlem. Evet, tamam. Ben dedi ödemem. Ben ödemem dedi bunu. Bakanlar Kurulu karar alsın ödeyim dedi. Değil mi? Yani Bakanlar Kurulu, yani o dönem bunu dediğimi de ödemedi. Ama ödemedi ama gerekçesi de oydu. Bakanlar yani, Kurulu'ndan gelirse öderim dedi herhalde, değil mi? Evet, herhalde. Yani. Sonra bu gündemden düştü. Yakın Doğu Maliye Bakanlığı'nı dava etti. Ben paramı alamadım. Tabii bu esnada... Peki Maliye Bakanı ne dedi bu esnada? Şimdi Maliye Bakanı'nın bir alt şeydi o. Devlet emlak şey. Bu da çok ilginç. Değil mi? Tabii bu sorunun cevabını o dönemin Maliye Bakanı'nın vermesi gerekiyor. Şimdi Maliye Bakanı'nın altındaki memur diyor ki ben bunu ödemem. Müdür. Evet. Öyle mi? Doğru evet, mu dedin? Aynen öyle, aynen yani öyle. Yani Maliye Bakanlığı'na ama bağlı. Şimdi şu var. Müdür. Ama ben dedi bunu ödemem. Bu tuhaf bir şey değil. Ne şey? Değil tabii. Çünkü memuriyetle ilgili kuralları biliyoruz. Yani amirin verdiği emir ve bunu yapacaksın emri eğer yasalara uygun değilse alttaki memur bunu yapmak zorunda değildir. Yani o dolayısıyla ben tebrik ederim o alttaki memuru. Çünkü yasaları biliyormuş demek ki. Bakanlar Kurulu kararı olmadan böyle bir... Ne yaptı o zaman? Bakan ne yaptı böyle evet, durumda? Daha sonra bu konuyu... İstifa etmedi. Görevden alma şansı vardı. En azından istifa etmediğini biliyoruz. Ama evet, görevden alma şeyi vardı. Bu esnada bu görüş şeyin... Evet, bu arada sevgili Birikim Özgür bizi izliyorsa, eski Maliye Bakanı, bu konuda bize bu olayı... Bağlanıp konuşabilir. Evet. Anlatabilir ona da çünkü kendini savunma hakkı doğmuştur şu evet, anda. Bu esnada
Sağlık Bakanlığı başsavcılığa bir yazı yazar. Ve der ki böyle böyle bir protokol, 2010'da bir protokol imzalandı. 2012'de yeni bir protokol imzalandı. İşlemler devam etti. Ancak hazine muhasebe bunu ödemez. Nedir hukuki mütalanız? Ne derece geçerlidir bu protokol? Belki evet. Başsavcılık Sayın Dan'a gayet iyi araştırma yapmışım. İyi hazırlandı. Hayır ama yani ilerleyen dakikalarda işlemlerin nasıl olması gerektiği, kurumsal yapının nasıl olması gerektiği konusunda da bilgi vermek istiyorum. Başsavcılık da diyor ki bu protokol geçerlidir. Çünkü işlemleri siz devam ettiniz, iki taraf anlaştı. Bu yani 2012 yılında Bakanlar Kurulu'nun onaylanmayan, götürülmeyen protokolü başsavcılık uygun gördü. Vallahi ben başsavcılıkla hemfikir olmayabilirim. Yani ben size süreci anlatıyorum. Evet. Ben neler yaşandığını anlatıyorum. Evet, ben başsavcılığın görüşüyle hemfikir değilim. ve bu hasır altı edildi. Sağlık Bakanlığı cari fiyatlar üstünden hastaları göndermeye devam etti. Borç 26 milyonluk bir borç daha oluştu. Peki ama yani bir hastane dava eder şeyi Maliye Bakanlığı'nı ve bana paramı ödemedin der. Ve buna rağmen hasta tabii, almaya devam eder. Şimdi, paradır bu hastane. Hayır paradan çok şimdi. Yani sağlık da şimdi. Sağlıktır. Yani, yani kulağa sorumlu olacak. Birini yolladın yine ölecek. Bence değil. Bence daha çok nasıl olmasa ben bu parayı alırım. Hayır ama Boysan Bey. Nasıl yani can olmasa... var orada. Şimdi sen o canı geri tepebilir misin? Parayı da tepmem. Ölecek. Parayı da tepmem. Senin sayende öldürecekler. Parayı da tepmem. Değil mi? Yani şöyle deyin Boysan Bey. Biz tabii ki biraz sonra şu anda vereyim bu örneği. Bir önceki bayram yakın doğunun yoğun bakımı dolu. Kolon hastanenin yoğun bakımı dolu. Hastanede perfüzyonist yok. Çünkü talihsiz bir kaza sonucu hapishaneye düştü. Perfüzyonist olmadığı için Akdoğanlı bir kadın. Orada hapishaneden getirdiniz galiba birkaç tane. Yok yok daha sonra oldu. Daha sonra oldu. öyle başka çaren yok. Yeni yılda rahatsızlanır. Çok ciddi bir kalp ameliyatı olması gerekir. Hastanede yapamazsınız. Yakın doğuda yer yok. Kolonda yer yok. Ve biz vatandaşımızı Rum tarafına gönderdik. Devlet olarak. Evet. Bak. Ve ödediğimiz fatura 54 bin euro. Çok ciddi bir ameliyat. Yani sağlıkta insan hayatı ve insan çok sağlığı önemli. Çok önemlidir. Ve bu gözüyle bakmak sınır gerekir. Sınır tanımaz. İdarecilerin yapacağı hata eksiklikleri tamamlamamasıdır. Bu olayların bu noktaya gelmesi. Ve hasır altı edildi bu. Daha sonra yeni hükümet kuruldu. Bu sorunu önümüzde bulduk. Bir ay önce başsavcılıktan, başsavcı yardımcısı ve konuya bakan savcı, Maliye Bakanı'ndan Maliye Bakanı müsteşarı ve Hazine Dairesi'nin müdürü ve Sağlık Bakanlığı'ndan da ben ve bizim teknik ekibimiz Sağlık Bakanlığı'nda bir toplantı yaptık. Ve dedik ki bu sorun nasıl çözülecek? Çünkü çok ciddi bir dava devam ediyor. Evet. Ortada bir sorun var. Ve yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda Maliye Bakanlığı'nın, Başsavcılığın ve bakanlığımızın ortak üzerinde anlaştığı nokta bu hesapların Bakanlar Kurulu'na kararı çıkartılması yönünde oldu. Ve bu rakamlar Bakanlar Kurulu'na götürüldü. Bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartıldı. Şimdi sizin sorunuza geleceğim. Denetim nasıl olurdu? Tabii bu süreçte halkımızın bunu daha iyi anlaması için altını da çizmek istiyorum bir kez daha. 49 milyon ve 69 milyonla ilgili yeni hükümetin
yeni Sağlık Bakanlığı'nın hiçbir şeyi yok. Bu dönemde yapılan bir işlem değil. Evraklardan da görüleceği gibi protokol iptal edildi. Cari fiyatlardan gönderildi. O dönemin Maliye Bakanı bu parayı ödeyin dedi. Sağlık Bakanlığı harcamasını kesti. Hazine Muhasebe Dairesi ben ödemem dedi. Ve bu işlem orada durdu. Cari fiyatlardan da hastalarımız bu merkezlere gönderilmeye devam etti. Evet. Burada en önemli nokta bana göre tabii ki hangi bakan verdi yetkiyi veya eğer bir hizmet aldıysanız bunu protokollarıyla ödersiniz. Ama burada doğru benim de bulmadığım ve toplumun da bulmadığı, eğer protokol yapmış olsaydınız en az 6 milyon daha az bir para ödeyecektiniz. Bu toplumun ne demek bu? Bu toplumun vergileriyle, bu toplumun birikimiyle 6 milyonu siz 6 milyon kaç hasta demek ki? Kendi cebinizdeki ortalama parayı harcar gibi harcadınız. Herhalde bu bir suçtur diye düşünüyorum. Günü geldiğinde Sayıştay denetimlerinde de öyle tahmin ediyorum ki bu ortaya kaç çıkacak. Kaç sene bu cariyle gitti bu iş? O da çok önemlidir. Yani protokolü sen iptal ediyorsun ama atıyorum 2 sene de cari diye gider. Veya kaç hasta? Hep bu rakamlar var değil mi sevgili? Kesinlikle. Hep kaç hasta mesela? Kaç 2 sene mi, 1 sene mi ve kaç hasta? Bu çok önemli. Tam hasta sayı kalmadı ama tarih şeyde elimde vardı. Temmuz 2014'ten evet, Nisan 2015'e kadar biriken miktar 26 milyona yakın. 26 milyon bu tabii 6.500-900'ü ödendi. 20 da kalandı. Duyan Boysan Bey. Evet. Bunu biz sorguluyoruz. Bu konuyla ilgili Sayıştay'a da ben asli görevimdir. Yazımı da yazacağım ve bunu yani dönemin bakanına sormak lazım. Siz bu protokolü ne için iptal evet, ettiniz? Aynen öyle. Neydi kafanızdaki? Ve iptal ettiğin halde neden hasta göndermeye devam ettin? Neden evet devam ettin? Daha yüksek, madem ki gördüm bir ay iki ay bu iş olmayacak, gel gene baştan bir protokol yapalım demedin. Niye demedin? Ama ben tabii bunun ötesinde şunu söylemeye çalışıyorum. Bu paralar da biz neden kendi hastanemizi böyle gıcır gıcır... Şimdi güzel bir hastanesinin tebeli atılacak. Boysan Bey bunu biraz sonra konuşalım. 50 evet milyona tahmin ederim bir evet hastane, 120 yataklı bir hastane yapabilirsin bu memlekette. 69 milyondan bahsederiz. 5 yıldızlı otel gibi yapardık hastaneyi. Ama bu arzu meselesidir Harun Bey. Yani biraz sonra herhalde vaktimiz olacak konuşalım ama yakın doğuyu bitirmek istiyorum. Şimdi... Şu anda mahkemeliksiniz. Öyle tahmin ediyorum ki mahkeme devam ediyor. Bu evet ödemeler yapılırsa mahkemede düşmüş olacak. Çünkü biz değiliz davalı. Maliye Bakanlığı'dır davalı. Evet. Maliye Bakanlığı. Tabii denetim, bunu tabii üzülerek de söylerim. Şimdi bu kadar yüksek rakamlarla hasta sevk eden, bu yalnız yakın doğuyla ilgili değil. Bir o kadar da biz Türkiye'deki hastanelerimize hasta sevk ediyoruz. Ve bakanlığın bir denetim birimi yoktu. Evet. Bunlar çok ilginç. Çok ilginç tabii. Yani evet, 100 milyonluk bir işlem yapıyorsunuz ve bakanlığın denetim birimi yoktur. Hastanelerden faturalar gelir kasalarına. Bir sekreter, çok teşekkür ederiz, emekli oldu bu sekreterimiz. Allah iyiliğini versin ki en azından kaybolmalarını önledi. Kasalarına odalarda yiyelim. Her odada 10 kasa, her masanın altında 3 kasa, ambarda 5 kasa. Böyle bir sistem bulduk. Tabii çok süratli bir şekilde bir birim oluşturduk biz. Ve başta bizim dönemimizle ilgili faturaları tek tek biraz sonra anlatacağım bu iş nasıl olur. Şimdi Sayın Eski Bakanımız, Maliye Bakanımız diyor ki denetim raporu mu göstersin Sayın Sağlık Bakanı?
Yani ben ekonomistim aslında, hiç yapmadım ama yani bu denetim raporu değil. O da ekonomist. Hayır, bu denetim raporu değil. Yani bunu sokakta, yani 20 milyonluk bir işlemin içerisinde 14 fatura alacaksınız ve rapor yazacaksınız ve diyeceksiniz ki bu azdır veya bu çoktur. Evet. Buna benim ikizlerim 16 yaşındadır. Onlar bile güler. Denetim nasıl olur? Şu anda biz nasıl yapıyoruz? Hem bilgisayar, yani otomasyon sistemi var. Tüm protokollarımız, gerek Yakın Doğu, gerek kolon, gerekse yurt dışındaki hastanelerle ilgili yaptığımız protokoller bilgisayardadır. İki hastane mi şu anda sizin Şu protokolünüz? anda Kolonla yakın da mı? Kıbrıs'ta İki. iki hastane yoğun bakımı olan, ama başka hizmetleri de alıyoruz biz. Başka, Başka hastanelerde. yani ülkemizdeki sağlık kuruluşlarından farklı hizmetler de almaya çalışıyoruz. Ama bu ikisinin yoğun bakım Yoğun bakım ünitesi. olmasından dolayı bu iki Evet. hastaneyle protokol yaptık. Ve her iki hastanemizin de bizim dönemde yapılan protokolleri, ki bunu başka bir programda bir tablo şeklinde hazırlıyor arkadaşlar. Tüm hastanelerdeki anlaşmaların çok çok altında anlaşmaları yaptık. Yani Türkiye'de süt fiyatının %10'u eksi %10'uysa, kolon ve yakın doyunan %25'ini yaptık. Türk Tabipler Birliği'nin fiyatları %20'ysa, buradaki hastanelerimizden %40 yaptık. Ciddi anlamda indirimler aldık. Yani devleti koruma. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bir denetim yapılmadı. Yani işte gördüğünüz denetim raporu bu. 16 fatura incelendi ve dendi ki uygundur bunlar. Yani öyle iş olabilir. Kesinlikle. Şu anda biz bütün faturaları, her Harun Bey'in adını, Harun Bey'i biz yolladık yurt dışına veya yakın doğuya. Bir fatura, yapılan işlemler, fatura ayrıntılı bir şekilde geliyor İnceleniyor. bakanlığımızdan müsteşar talimat düşüyor birime ve diyor ki kontrol edin. Alıyor faturayı kontrol memuru, açıyor Geliyor. bilgisayarını. Kaç gece kaldı Harun Bey? 3 gece. Nedir anlaştığımız fiyat? 100 TL. 3 çarpı 100, 300 TL. Ameliyatı, ilacı, her şeyi kontrol ediyor. Kalemiyle tikliyor doğru olduğuna dair. Döndürüyor faturayı ve diyor ki öndeki fatura protokol fiyatlarından Uygundur. değerlendirilmiş, uygundur veya uygun değildir. Değildir. Uygun değilse bu fatura dönmez. Evet. Ve şu anda biz kendi dönemimiz hep böyle yapıyoruz. Ama bizim asli görevimiz de vardır, toplumsal görevimiz. Bu 20 milyonu da aynı yöntemlerinden birebir her faturayı kontrol memurları imzalayacak, o bölümün sorumlusu imzalayacak, müsteşar imzalayacak ve maliyeye öyle gidecek. Denetim budur. Bu bölümümüzü de dün yeni bir başhemşiremizi de oraya atadık. Oraya doktor bulmaya çalışıyoruz. Çünkü çok ciddi bir iştir bu. Boysan Bey'in dediği işte yeni hastaneler yapalım doğrudur. Zaten biraz sonra konuşacağız ama ne kadar hastane yaparsanız yapın, eğer her şeyi siz sunamazsanız, insan sağlığı en önemli unsursa, ki şu anda Sağlık Bakanlığımızın temel görüşü hasta memnuniyeti ve insanımıza anayasanın verdiği sağlıklı ve kaliteli sağlık hizmeti alma hakkını sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. Evet. Kamu hastanelerinde tedavisi yoktur. Eğer uçamazsa, ki kendi görüşümü de diyeyim, ülkedeki diğer sağlık merkezleri Evet. denedim. Buralarda da çözümü yoksa, yurt dışında her hastalıkla ilgili uzmanlaşmış hastaneler var. Ve biz insanlarımızı maliyetini hiç göz önünde bulundurmadan sağlık tedavilerini oralarda aldırıyoruz. Ve buradan gelecek faturalar ve işlemleri de tek tek incelemek zorundayız. Bizim görevimiz budur. Ama maalesef bizden önceki dönemde
evrakları inceledim de işte Sayın Birikim Özgür ısrarla denetim raporu istiyor. Ama şeyi inceledim de arşivi inceledim de 2 milyonluk bir denetim kapsam bir denetimde 16 faturanın incelendiğini seçildi 16 fatura ve bu faturaların incelenmesi sonucunda dendi ki işte bu faturada bu eksikti, bu fazlaydı, bu azdı. Ama raporun sonundan da dendi ki bu parayı ödeyebilirsiniz. Bu gerçekten çok üstün körü bir denetimdir. Tabii ki kurumlar bizim hedefimiz değil. Gerek Maliye Teftiş İnceleme Kurulu, gerekse Sayıştay Başkanlığı istediği zaman ki biz zaten çağıracağız. Siz daha çağırmadınız. Biz daha yeni yeni evraklarımızı toparlamaya... Yani bu akşam bu konuştuklarımız hep yeni çıkıyor daha değil mi? Tabii yani mesela Birikim Bey'in böyle bir yetki verdiğini biz bilmiyorduk. Evet. Birikim Bey bir açıklama yaptı kendi sayfasında ve dedi ki şu andaki Sağlık Bakanı ki ben şu andaki Sağlık Bakanı'na çok teşekkür ederim ve hükümetimize biraz sonra konuşacağız neler yapıldığını. Batırdı Sağlık Bakanlığı'nı. Devleti batırdı. Ödeyiyor yakın doyu. Ben bunu gece 10'da öğrendim bu yazıyı okuduğumda. Bakanlığa geldim. Arşivi açtım, girdim ve evrakları inceledim. Baktım ki Sayın Bakanımıza eleştiri yapan eski bakan 6-11-2015 yılında bu paranın ödenmesiyle ilgili talimat verdi Sağlık Bakanlığı'na. Baktım Sağlık Bakanlığı şu andaki bakanımızı eleştirenler protokol mutabakat metni imzaladı. Ve dediler ki biz bu parayı size ödeyeceğiz. Bize biraz indirim yapın. İlgili kurum da bir indirim yaptı. Ve döndü Sağlık Bakanlığı harcama kesti. Ve ben ödüyorum bunu. Evet. Yani hazine muhasebe bu parayı ödemiş olsaydı bu konu gündemde olmayacaktı. Artı faiz ama, da istenmeyecekti. Evet evet aynen öyle. Evet. Ama tüm bunlar var iken bilinirken çıkıp bunları yok saymak ve kendi dönemleriyle ilgili hesaplardan dolayı şu andaki Sağlık Bakanlığı'na yüklenilmesini de doğru bulmuyorum. Adaletsiz. Adaletsiz bir yaklaşımı. Tabii ki biz de yaptığımız işlemlerde hata yaparsak yapmayacağız. Siz de hesap vereceksiniz. Yapmayacağız. Bak buradan bu ekranlardan bakanım adına da, Sağlık Bakanlığı'nın çalışanları adına da hata yapılmasına izin vermeyeceğiz. Dediğim gibi 100 milyonluk bir potansiyeliniz var yurt içi ve yurt dışında ve sizin denetim biriminiz yok. Sağlık Bakanlığı'nda böyle bir birim yok. Gelen evrakları bir sekreter teşekkür de ettim kendisine. Allah iyiliğini versin. En azından evrakların kaybolabilirdi de kasalarına ambarda bulduk, masanın altında bulduk, her odada bir kasa bulduk. Evet. Ve biz şu anda bir denetim birimi kurduk. Siz yoktunuz Boysan Bey. Evet. Tek tek her faturayı bu denetim birimi tıklıyor, bilgisayardan kontrol ediyor. Ne anlaştık, ne yazdı. Tıklıyor, dönüyor faturanın arkasına diyor ki bu fatura protokol kurallarına göre incelenmiştir. Ve uygundur. Fiyatları uygundur veya uygun değildir. Uygun değildir dediği faturayı iade ediyoruz biz. Uygun olanlar bana geliyor, ben inceliyorum, ben de bunları bir hata olmasın diye ve ben inceledikten sonra muhasebeye not düşüyorum, harcaması kesilebilir. Evet. Bakınız, o ofis denetim birimi bunu inceliyor, şeylere, kurallara uygun mu? Ben de hiç zamanımı esirgemeden evime götürürüm. Saat 10'da çıkıyorum işte yapılması gece. Yapılması gereken de budur. Yapılması gereken de budur. Yoksa 156
kişinin ödemesini, 15 tane kişinin faturasını imza yaparak onay vermek, bu değil denetim raporu. Biz yakında denetim raporları zaten, biz yasa nasıldır? Siz bir harcama yaparsınız, blokesini alırsınız, blokesi geldikten sonra harcamalı denetlersiniz ve harcamasını kesersiniz ve bütün evraklarınızı şeye korsunuz, harcamanın ikine. Evet. Bu hazine muhasebeye gider. Hazine muhasebe de bunu denetler. Bakar bakalım faturalar imzalı mı? Denetlendi mi? Uygunsa ödemesini yapar. Ben çok sevdiğim hazine dairesi müdürüme buradan da çağrı yaparım. Lütfen bunlar yoksa bizim faturalı, yani bizim gözümüzden kaçabilir. Şöyle bir sonuç, ödemesin. Yani şöyle bir sonuç çıkmaz mı Sayın Dana? Hala daha 100 kaç dediğiniz toplam kaç fatura? 100. Yani o dönemde Sayın Eski Bakanımızın yani şey döneminden ilgili. Ama hala bakan önemli değil ya. Tamam canım. Hala daha 100 bakın, 100 kusur bakanın faturaları incelenmedi. Sadece 15 tanesi. 16 tanesi. Şu anda değil bu dediklerim. Daha sonra incelendi mi? Hayır. Bu dediklerim. O zaman incelenmeden para ödüyoruz. 16 tane çekti. 37/2015 tarihinde bir inceleme yapıldı. Hangi dönem için? Eylül-Aralık 2014 dönemi ama için. Ama 16 hasta için yalnız. Hayır, bu incelenen şeyler 149 hastanın parasıydı bu. İnceleme nasıl yapıldı? 16 tane bak. 16 tane fatura alındı. Tamam Sayın Dana, işte şunu anlatmaya çalışıyorum. 149'dan 16'yı çıkar. Geriye kalanlar 100 kusur incelenmeden ödeniyor demek. Ödeniyordu. Şu anda ama denetlenecek mi şu anda? Kesinlikle. Ha, kesin. Tamam. Ama şunu ifade edeyim. Bu çalışmadan sonra Sağlık Bakanlığı oturdu ve mutabakat metni imzaladı şeyle. İlgili hastaneyle. Ve dedi ki biz inceledik. Enteresan. Bize biraz indirim yapın da biz ödeyecek bu parayı ve imzalandı bu. Peki bakanlığınız bu beyanda bağlı mı şu anda? Bağlı mısınız siz bu yani beyanda? Yani biz bu bir resmi belge. Bağlı mısınız? Bağlı olmayacağız. Evet. Olmayacağız. Biz doğru bildiğimiz inceleme yöntemini inceleyeceğiz. Uygun gördüklerimizi de çok süratli bir şekilde hazine muhasebeye göndereceğiz. Hazine muhasebeden ricam bizim gözümüzden de kaçabilir. Benim imzamın olmadığı hiçbir faturayı ödemelerini istemiyorum. Evet. Benim imzamın olduğu her faturanın sorumlusu da benim Sayıştay'a da verebilecek noktada. Evet. Sevgili Dana, sevgili yönetmen bizi uyarıyor. Şu anda kısa bir reklam arası vermek durumundayız. Evet değerli izleyenler, sağlık konusunu işliyoruz. Sayın Dana burada bizlere çok önemli bilgiler veriyor. Özellikle 2014 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile yapılan protokolde yaşananları anlatıyor. Sevgili eski Maliye Bakanı sevgili Birikim Özgür'e söz hakkı doğdu. O da bizi izliyorsa hemen ikinci bölümde bağlanıp burada kendini savunabilir. Evet, ikinci bölümde hem mesajlarınızı hem de telefonlarınızı alacağız. Mesajlarınızı Facebook'taki Harun Denizkan sayfasına gönderebilirsiniz. Kısa bir reklam arasından sonra yine birlikte olacağız. Citrus Paradise'ın sunduğu GAG TV devam edecek.
kafalı kocana 100 defa söyledim, sizi yollamasın böyle tayarelerin yanında size paket tatil alsın diye. Gidesiniz bir otele, bir iki haftacık oturasınız öyle havuzun başında, denize nazar da tatil yapasınız. Paşalar gibi ama dinemez. Gene sizi tayareye korda yollar. Ne diyor dedi? Granddad says he told my dad to get a package holiday and it's cost the same anyway. Aman babam, aman Allah aşkına, her şeyin doğrusunu sen bilin. Paket tatil, paket tatil. Hani nerede? Bulduk da almadık paket tatil. Cyprus Paradise. Çocuk bile öğrendi Cyprus Paradise'ın kıymetini de bizim o garın kafalı güveyi öğrenemedi. Hala daha gitmez bir paket tatil alsın çocuklarına. Hem de uçak biletinden daha ucuza yahut da aynı fiyete gavole. Neye almaz bilmem. When we gonna eat traditional Kıbrıs yemek? Acıktım. Ooo, fırın kebabı, bitta badades, molahiya, hellim. Ama ben çok kilo aldım ya. Bak ama kilo almışlar bana. Yahu sen gargaramya bir çatçıksın. Bir deri bir kemiksin. Rüzgar ise uçurtacak seni. Daden bana kilo aldın. Girne'nin yaşayan efsanesi. Dünün, bugünün ve geleceğin izlerini taşıyor. Dom Otel. Değerlerimize sahip çıkalım. Unutmayın, tarih yaşatmak sizin elinizde. 0392 815 2454 Dom Otel. Küçük bir çakıl tanesinden başlar hikayemiz. Hayallerinizi sevgi ve özenle harmanlarız. Bize düşen sorumluluğu biliyoruz. Her adımda hayallerinizi size yaşatıyoruz. Mutluluğun temellerini sağlam ve güçlü atıyoruz. Geleceğinizi güvenle inşa ediyoruz. Hayallerinize giden en doğru yol her zaman buradan geçer. Tüfekçi Grup, Kuzey Kıbrıs'ın değerine değer katar. Uzun Construction, geleceğe yönelik projeler üretmeye devam ediyor. Benzersiz tasarımıyla dikkat çeken İKON Premium projesi 15 şekil villayla sizlere güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Deniz ve sosyal aktivitelere yürüme mesafesinde kapalı site projemiz farklı tasarımıyla Tuzla'nın ikonu olmaya devam ediyor. Fark yaratan güzellik, fark yaratan kalite. İKON Gold projesi. Tuzla'nın en hızlı gelişen bölgesinde 3+1 dairelere özel bahçe ve teras katı kullanımı ayrıcalığıyla İKON Gold projemiz sizlere kaliteli ve çağdaş bir yaşam sunuyor. 37 yıllık tecrübeyle sevdikleriniz güvende. Uzun Construction'la kalitenin keyfini uzun yıllar yaşayın. Aroğlu'nun tüm evleri donattığı Türkiye'nin ve dünyanın gözde halısı Merinos, çarpıcı renk ve desenleriyle klasik, modern, konforlu. Beyaz eşya, yemek masaları, büro koltukları, bahçe salıncakları, sentetik çim halılar. Aroğlu güvencesiyle mekanlardaki farklılık. Laminant Parke'nin dünya lideri Quickstep, mükemmel kaplanmış zemin kaplamalar, parlaklık,
uyum ve kişisel zevke göre renk seçimi. Yaşanılan alanlara muhteşem görsellik. Quick Step. Dünyadaki tek orijinal süpürgelikli laminant parke, çizilmelere karşı diğerlerinden 10 kat daha dayanıklı. Özel temizlik malzemesiyle ilk günkü gibi ışıl ışıl. Kolay temizlenip bakteri barındırmayan ve de 25 yıllık garantisiyle Quick Step. Kıbrıs'ın tek bayisi Mustafa Aroğlu'nda. Aroğlu'yla mükemmel zemin kaplamada hep güvenle yürüyün. Bir banyo istiyorum ama şimdi. Güzel olsun mutlaka. Söz mü? Seramik vitrifiye ile buluştu. Güzellik tamamlandı. Artık banyo, banyo. Hayatınız çok daha güzel olacak. Seramik sansözü. KKTC distribütörü Necipoğlu Limited. Zirve Sigorta 1996 yılından bugüne sigorta sektöründe yükselen bir grafikle hizmet vermektedir. Bildiğiniz gibi sigortacılık güven işidir. Güvense en güçlü kuruluşlara duyulur. Bunun için şirketimiz her zaman reasürans anlaşmalarını dünyanın en güçlü ve en önde gelen reasürans şirketleriyle yapmayı prensip edinmiş, ayrıca kendi öz kaynaklarını da sağlam tutmuştur. Bu nedenledir ki şirketimiz bugüne kadar meydana gelen sayısız hasarları süratli ve tam olarak ödemiş ve ödemektedir. Zirve Sigorta'dan Sigortacılık Devrimi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nde tüm özel hastanelerde geçerli sağlık sigortasını sizlere sunuyor. Hep hayal ettiniz, kendinize ait bir eviniz olsun istediniz. Şimdi 0.58'den başlayan faizli, %90'a kadar finansmanlı, 144 ay vade imkanlı Asbank Konut Kredisi ile hayalleriniz gerçek oluyor. Üstelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan herkese eş değer, Türk malı, şehit çocukları ve tahsis arsalarda da kredi kullanım imkanıyla. İsteyin yeter. Asbank, Dost Banka. Benim tek bankam Asbankam. Uzman kadrosuyla uzun yıllar yangın, güvenlik ve koruma sistemleriyle hizmet veren Köksal Yangın'da iş sağlığı ve güvenliği uyarıcı yönlendirici levhalar, bağlantı rekorları ve yangın hortumları, otomatik yangın algılama ve söndürme sistemleri, yangın ve güvenlik eğitimi, bahçe temizliği gibi birçok hizmet ve ürünle siz de önlemenizi ve emniyetinizi alın. Ben bir vatandaş olarak sorumluluğunu bilen güvenilir firma Köksal Yangın'ın yardımlarıyla evimin, iş yerimin ve arabamın emniyetini aldım. Köksal Yangın. Sorumluluğunu bilen güvenilir firma. Artık Digiturk sayesinde en sevdiğin programları dilediğin zaman, dilediğin yerde izleyebilirsin. Digiturk'ünü internete bağla, portala giriş yap ya da ister webden digiturk.com.tr'ye gir. İstersen de cepten veya tabletten Digiturk dilediğin yerde uygulamasını indir. 30'dan fazla kanalın canlı yayını, yüzlerce film, dizi ve belgesel burada seni bekliyor. Şimdi üyelik paketlerin dahilindeki programları hiçbir ücret ödemeden dilediğin zaman, dilediğin yerde izleyebilirsin. Doğru projelendirilip doğru malzemeyle iyi imar edilen tüm yapılar güvenlidir. Binanın betonarme veya çelik olmasına birçok kriterden sonra karar verilir. Çeliğin yapı strüktürü seçilmesinin birçok avantajları vardır. Hızlı bir inşaat süreci, ekonomik olması, geri dönüşümlü olması ve fabrikada imar edilmiş olması da daha doğru ve ölçülerine uygun bir inşaatın ortaya çıkması demektir. Betonarmede olan dozaj farklılığı gibi değişken faktörlerle çelik yapının alakası yoktur. Çelik yapı seçmenin birçok seçeneği olabilir. Kısa yapım süresi, zemin mecburiyetinden dolayı çelik yapı seçilmesi, deprem riskinin yüksek olduğu durumlarda, binalarda betonarmeye göre daha ekonomik olması durumları sıralanabilir. 1983 yılından beri inşaat sektöründe çalışan Taner Yolcu Construction Limited, 2008 yılından beri branşlaşarak sadece çelik yapı taahhütleri yapmaktadır.
Türk Yapısal Çelik Derneği üyesi olup çelik yapı konusunda yapılarını projelendirip uygulama yapmaktadır. Yurt dışında ve yurt içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Çeliği şekillendirerek projelerinde kullanmaları normlara uygun olarak sertifikalıdır. Çelik konstrüksiyon, ticari binalar, oteller, hastane ve çok katlı konutlarda avantaj sağlamakta, yapının inşa süresini kısaltmakta, güvenli yapı olmanın yanı sıra ekonomik ve konforlu olmasına imkan vermektedir. Taner Yolcu Construction Limited'in çelik konstrüksiyon uygulamalarında kendi Ar-Ge çalışmalarıyla oluşan duvar panel hazır duvarları, tüm çok katlı binalarda sağlamış olduğu ısı yalıtım özelliğinin yanında depremde ağır duvarlara nazaran duvar panel daha güvenli olması ve insana zarar vermez nitelikte olması aranılan bir yapı malzemesi özelliğidir. Duvar panel ekonomik ve uzun ömürlü, çevreci ve geri dönüşümlüdür. Duvar panel hazır duvarları çelik konstrüksiyon yapılarıyla birlikte kullanılması çok uyumludur. Duvar panel Araders dolgusundan başka yüzeyi sıva veya macunla gerektirmez. Duvar panel yurt içinde ve yurt dışında birçok yatırımcı, kullanıcı veya mühendis ve mimarların dikkatini çekerek dünyanın değişen koşullarına ve ihtiyacına cevap verecek kompozit bir yapı malzemesi olduğu kabul edilmiş ve kullanılmaktadır. Dış ülkelerde de 2 yıldan beri kullanılmakta, her geçen gün pazar alanı genişlemektedir. Monte'ye hazır duvar panel duvarları Kıbrıs'ta üretilmektedir. Uluslararası patentli ve her türlü sertifikalı bir üründür. Yıllardır Kuzey Kıbrıs'ta halkımızın tarım giderlerini birinci sınıf ürünler ile tedarik eden Kop Zirai Levazım, dünya devi üstün teknoloji markalarla halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. New Holland traktör ve ekipmanlar, Föttingen ot biçme ve toplama makineleri, Galignani balya makineleri, Raspardo ot biçme makineleri, Özalsan ilaçlama makineleri, Cansa mikserler, Pimax yem karma ve gübre dağıtma makineleri, Alper pulluklar, Eşmesan ilaçlama makineleri, Hisarlar çapa ve rotomotörler, Yurdaser çapa ve rotomotörler, Sönmezler saman makineleri, Alpaslan saman makineleri, Bereket süt sağım makineleri, Gençler gübre serpme makineleri, Yiğitsan patates ekme ve sökme makineleri, Tırmıklar, römörkler, silindirler, damla sulama boruları, balya ipi ve filesi. Orijinal yedek parça ve sap malzemeleriyle Kıbrıs Türk çiftçisinin ve köylüsünün yanında. Unutmayın, bizler sizlerle bir takımız. Telefon numaramız 22 83 123. Cyprus Paradise'ın sunduğu GAK TV devam ediyor. GAK TV'deki birlikteliğimiz devam ediyor değerli izleyenler. Sağlık Bakanı Müsteşarı sevgili Kemal Denizdan'a bu akşam bizlerle birlikte sağlığı tartışıyoruz. Az önce birinci bölümde Yakın Doğu Üniversitesi ile olan protokolü konuştuk. Sağlık sistemini tartışıyoruz. İkinci bölümünde, yani şu andaki bölümde de telefonları almaya başlayacağız. Evet Sayın Dan'a. Bir tarafa bırakalım artık maddi durumu. Sağlık konusuna girelim artık. Evet. Ülkemize sağlık ne durumda?
yani tabii ki şu an konuşmak önce geçmişten biraz bahsetmek gerekir. Ama bu anlatıma geçmeden önce de hükümete halkımız adına da bir Sağlık Bakanı Müsteşarı olarak ve halkımız adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerek Başbakanımız, gerekse Başbakan Yardımcımız 2016 yılında ve 2017 yılında Sağlık Bakanlığı olarak bizim tüm isteklerimizi taleplerimizin de ötesinde gerçekleştirme noktasında adım atmışlardır. Ben bakanlığım adına gerek Başbakanımıza, gerek Maliye Bakanımıza ve diğer bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Yine tabii büyük bir teşekkür de Sağlık Bakanımız almak zorundadır. Neden? Belki de en büyük projesi veya sağlığa şu ana kadar çok şeyler başarmıştır ama göreve başladığı günlerde her gün iki veya üç doktorun istifa dilekçesiyle bakanlığa geldiği bir süreçte çok büyük çaba ve enerji ortaya koyarak doktorların sağlık sistemi dışına çıkmasına ikna kabiliyetini kullanarak izin vermemiştir. Evet. Yoksa eğer bunu başarmamış olsaydı belki de şu anda çok daha zor durumları konuşmuş olacaktık. Bundan dolayı Sayın Bakanımız da bir teşekkürü hak eder noktasında görüyorum. Tabii ki göreve başladığımız dönemde Sağlık Bakanlığı devasa bir bütçesi olan birinci büyük bütçe veya ikinci büyük bütçe konumundaki bir bakanlık. Başladığımız dönemde yapmış olduğumuz ziyaretlerde bulduğumuz tablo çok üzücü. Buraya virgül koyalım, bir telefon alalım ve devam edelim. İyi akşamlar. Harun'la ben gülüyorum. Sevgili Kubilay Özkıraş. Galiba Deniz Dana'dır yanımda. Evet Kubilay. İyi akşamlar. Deniz Dana'ya olan saygım var. Kara Mehmet de sana selam eder. Harun. Kim? Kara Mehmet. Aleyküm selam. Selam ederse ben bir şey söyleyeyim sana Deniz Dana. Buyur Kubilay. Sen ciddi bir sendikacıydın. Ciddi bir müsteşardın. Ciddi bir belediye vekaleteni yaptın. Bu belediye başkanını hatırlan Deniz Dana. Duyarım Kubilay. Ben seni severim. Çok sağ ol. Faiz Cucuoğlu, bu ülkenin sağlık bakanıdır. Senin bakanındı değil. Evet, evet. Bıraksın istifa etsin yarın. Ne için Kubilay? Yarın istifa etsin. Ne için? Soracağım sen sokağa. Homur hollar çok zannetme ki hastane yapıyorsun. O hastane 15 sene sonra da bitmez dediniz bana. Olur mu ya? Proje değil var, mi? Şey var. Bitmez dediniz bana. Biter. Madem ki protokol imzalanır Kubilay da temel atılır. Ne demeyiz? Seninle hiç zerre kadar sen düzgün bir müsteşar, düzgün bir bürokrat, düzgün bir insan. Düzgün bir insan. Faiz Sucuoğlu bıraksın istifasını yarın. Evet Kubilay kendine çok iyi bak. Saygı. Görüşürüz. İyi geceler. Tabii ki. Kubilay herhalde başka ülkededir şu anda. Bilemeyim nerededir. Nerede oysam mı ya? İtalya'daydı galiba. Yok ya Kıbrıs'tan çıkardı. Acaba Kıbrıs'ta mı? Aslında Kubilay'ın düşüncesi hastane bitmeyecek noktasındaki düşüncesi. Çünkü eski bir mantığıyla çok ülkemizde çok yaygındı. Öyle bir şey algı ama var ülkede. Ama Sayın Bakan'ın ki Kubilay Bey istifa etsin diyor ama bu hastanenin eğer temeli atılmışsa olay bitmiş. %99 takdir ve başarı Sağlık Bakanı'ndır. Israrla olayı takip etti. Temeli atıldı demek sen ilgili firmayla gidin anlaşmamı yapan yani karkasa kadar mı devam edecek? Nereye kadar? Bir yani biraz sonra gidecek. Güzelyurt Hastanesi'ne o da çok tartışıldı. Onu da konuşacağız ama evet az önce sözünü kestim. Evet. Bir gün koyduk oradan devam edelim. Şimdi neler bulduğumuzu anlatmak evet. istiyorum.
Lefkoşa Hastanesi'nde sıcak suyu 3,5 sene atmayan bir hastane. Evet. Hastalar evlerine gönderilirdi. Banyo yapsınlar diye. Yani peki gönderilemeyen hastalar, yoğun bakımda su, olanlar, sorun bakımı yani olanlar. Yani siz gelmeden önce sıcak su atmazdı hastanede. 3,5 sene hastanede yani su akmadı. Su akmadı yoksa sıcak su akmadı. Sıcak su birçok bölümde de soğuk su akmadı. Herkes bidonuyla alırdı. Kazimo, tabii bunları konuşmaktan da üzülürüm. Çünkü ben yeni yasalarımızı, döner sermayeyi, genel sağlık sigortasını, özel hastaneler yasasındaki değişiklikleri konuşmak istiyorum. Ama onları da konuşmamız lazım. Tamam. Ama bunu bulduğumuzda tabii bunu, ki anlatmamız evet, lazım. Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde 18 ay klimalar çalışmadı. Yazda ve kışta. Benim eşim Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde fizyoterapisttir. Ziyaret ettiğim yani göreve başlamadan önceki dönemlerde o hastaların sıcaktan ve soğuktan perişan olduklarını gördük. Bu kadar zor bu yani bunu tamir etmek veya bu şeyi gidermek. Böyle bir hizmeti almak. Yani bunun mantığını gerçekten Harun Bey, Hasan Bey. Mantık kabul etmez bunu yani öyle. Kabul etmez. Kabul etmez. Yani bu insanı sevmemek, kendini sevmeyen ve insanı sevmeyen düşüncedeki insanların uygulamasıdır bu. Yani peki ama o dönemde başhekim yok muydu, doktor yok muydu, hasta yok muydu, hastane anlamadım. Şimdi, yani, sağlık bakanı yok. Sorguladık. Ama sağlık bakanına gelene kadar sevgili boşan başhekim var, doktorlar var, hastalar var. Allah teşekkür ederiz. Ahmet Bey ayrıldı, emekli ayrıldı. Ahmet Bey'e sorduğumuzda, Ahmet Bey 2 sene var, klimalar çalışmaz, ne yaptınız? Başhekimiz dosyasını açtı. Bize 6 tane mektup gösterdi. Bakanlığa yazı yazdığını ve olayı anlattığını, teklifler aldığını, onu da yaptı yani başhekimimiz. Ama bakanlıkta bu işler çözülmedi. Çözülmedi. Bir şekilde bir tarafın altına kaydırıldı yani. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin elektriği yapıldığı dönemdeki elektrik sistemidir. Ya tabellası bile genelde sizin zamanınızda yapıldı. Dışarıdaki tabella. Yeniliyor, yeniledik. Çok soğukta ve çok sıcakta gücü yetmez trafonun. Bu da dediğim çok ilginçtir. Ve elektrikler atar, klimalar çalışmaz, aletler çalışmaz, çok ciddi tamir paraları ödendi. İnsanlar perişan. Göreve başladıktan sonra bu geldi gündemimize. Bakanlıkta çalışan bir memur Kemal Bey dedi. Sanki beni karıştırmazlardı bu iş ama sanki bir dönemde bir tafo istendi, ödendi bilmeyi. Arşiv verdik. 2 gün karıştırdık arşivi. Ne bulduk Boysan Bey biliyoruz musunuz? 2010'da bir trafo alınmış. Bir trafo alınmış. Parası ödenmiş. Ama trafo nerede bilinmez. Trafo elektrik kurumunda. Niçin takılmamış ya hastaneye? Kimse istemedi takılsın. Ha. Trafo geldiniz ve aldınız. Geldik hemen yazı yazdık. Ben gittim birebir planlama inşaatına. Hatta o günlerde İstanbul'da bir ziyaretteydik Sayın Bakanım. Tam bu işin bütün sistemin çöktüğü ve 10 günün içerisinde 3'e 2 yetkisini şeye kullandırarak Merkezi İhale Komisyonu'na ihaleye çıktık, o da yaptı kablolar ve şu anda hastanenin tüm aletleri çalışır duruma geldi. Bu kadar basitmiş efendim. Bu kadar yani basit. Klimalar mouse'la çalışmazdı. Trafo alındı, trafo neredeydi bilinmezdi, takılmadı. Sıcak su yok. Sıcak su, soğuk su akmazdı. Ve anlatamayacağım. Tuvaleti, kapısı, boyası. Bu tuvaletleri ben gördüm. Boşan Bey gittiniz mi son? Gittim. Yani bu son bir ay var hastaneye. Daha öncekine gittim. Yani gezdirebilirim sizi günün birinde. Allah düşürmesin bizi. Düşürmesin ama ziyaret etmenizi isterim. Evet. Çok süratli, inanılmaz.
Sayın Bakan dedi ki, Kemal Bey dedi, Sayın Müsteşar, bütün işini gücünü bakacağım, bütün eksik altyapıları yaptıracağım. Ekipler kurduk, o motivasyonu sağladık hastanede, herkesi alarma getirdik ve ilk 100 günün sonunda basın toplantısı yaptık. Bunları da anlattınız. Ve dedik ki biz bu 100 günün içerisinde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin sıcak soğuk su sistemini komple yeniledik. Bütün borularını Boysan Bey, bütün hastanenin borularını yeniledik. Gazi Mausa Devlet Hastanesi'nin merkezi klima sistemini komple yeniledik. Komple. Hasta odalarının, çok kötüdür hasta odaları. Biliyorsunuz Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi halkımızın imece usulüyle yaptığı bir hastane. Evet. Ve bu ruhu yarattık ve Burhan Nalbantoğlu'nun kızı, kendisine çok teşekkür ederim, o da bu teknik komiteye girdi. Şu andaki başhekimimiz Bülent Bey, o dönem başhekim yardımcısıydı. O bu komiteye girdi ve Hasan Bülent Sertoğlu başhekim, başhekim. Ve Hasan Sertoğlu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı bu komiteye girdi ve hastanedeki odaları imece usulü insanlarımızın katkısıyla çok ciddi anlamda iyileştirdiniz. Otelcilik hizmetleri. Ön taraftaki park yeri bile çok ona iyi da ona da geliyor. Kocaman bir alan vardı. Orada araba park edemezdin. Şimdi orası da değerlendirildi gerçekten. Ve yani İnanırsınız Harun Bey, insanlar çok duygusal anlar da yaşadık. O kadar Kıbrıs Türk toplumu duyarlı bir toplumdur ki kardeşi ölen ve sigortadan bir yardım alan bir vatandaşımız çekini getirdi ve benimle görüşmek istedi. Sayın Müsteşar dedi, ben bu çekimi bakanınıza vermek istiyorum. Bunun karşılığında da kardeşimin yattığı odayı, adını odaya vermenizi isterim ve tamir edeyim. Gönendere'den eşini hastanede kaybeden çok yaşlı bir amcamız odama geldi. Eski insanlar biliyorsunuz parayı şeyde tutuyorlar, mendilin içinde, açtı evet mendilcini. Ve Kemal Bey dedi, benim eşim 13 nolu işte 4. katta 13 nolu odada rahmetlendi. Ben bu odayı yapmak istiyorum. İş adamlarımız, esnafımız o ve ciddi anlamda hastanede bunların da yenilemesine başladık. Yıllarca dere kokuttu Lefkoşa'yı. Herkes, bütün basın dere 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 ihalesini yaptık. Dereden akan suyu borular içerisine aldık. Park sorunu en üst seviyedeydi. Park sorunu çözüldü. Asansörleri her gün basında devlete, hükümete, bakanlığa, bizlere sinirli sinirli kızan, sırası geldiğinde küfreden ama haklı bir gerekçeyle kızan ve küfreden vatandaşlarımızın bu küfür ve kızmalarını ortadan kaldırdık. Tüm asansörlerimizi yeniledik. Diyaliz hastalarımızın asansörü yenilendi. İkinci asansörü, çünkü çok zor koşullarda çıkıyorlardı. İhalesi yapıldı. Bütün Bodrum hariç, çünkü neden hariç? Tüm bu boru çalışmaları hep Bodrum'dan başlayarak yapıldı. Bodrum hariç tüm hastanenin odalar haricindeki bölümleri tamir edildi, boyandı, kırıkları tamir edildi, her şeyden arzulanan bir noktaya getirdi. Şu anda Bodrum'a geçtik ve Bodrum'daki bölümlerimizin tavanları tamir, çünkü selden sonra hiç tamir edilmedi bunlar. Altyapıyla ilgili yani sayamayacağım bir sürü daha işlem var ama en önemlisi işte suyu akmayan, kliması çalışmayan, yani yıllar önce yapılması gerekenler. Bunların hiçbirini hastanelerimizden, doktorlarımızın, başhekimlerimizin talebi olmasına rağmen yerine getirilmediğini de gördük. Evet. Ve dedi ki ikinci yüz günde de aynı basın toplantısında Sayın Bakanımız işte otomasyon, o hepsini
gerçekleşti ve dedi ki ikinci yüzyılda da bunların yapımını söz veriyorum topluma. Neler söz verdiği? İkinci yüzyılda mı sayın Dana? Çünkü İkinci yüz gün. Tamam. Evet. Şimdi oldu. Yıl mı dedim? Yüz gün. Evet. Mesela sabah gidip randevu numaratörden bir şey alma. O sorun çözüldü. Onu da hemen vereceğim bilgisini. Onkoloji hastanesi tamamlandı. Nedir durumu şu anda onkoloji hastanesi? Şu anda inanılmaz. Yani çok güzel bir ne görünümü var. İçi de iyidir. Çok iyidir. Şu anda kanser hastalarımızı biz hep yurt dışına gönderiyorduk. Ve inanılmaz tedavisi çok pahalı bir şey. Ve hastalarımız, kanser hastalarımız evlerinin dışında, uzakta, ailelerinin uzakta, başka ülkelerde ana vatanımız olsa bile bir yabancılık çekerek tedavi olurlardı. Ama bu onkoloji hastanesinde kaç tane onkoloğumuz var sayın da? Evet, ona geliyorum. Tabii ki şu anda bir onkoloğumuz var, bir radyoloğumuz var. Bir tane onkolog yeter mi bize? Yetmez. Şu anda Adana Başkent Hastanesi'yle bir protokolümüz var. Ve haftada 3 profesörümüz oradan Kıbrıs'a gelmektedir. Bu şu anda 4'e çıktı. Bu profesörlerin 2 tanesi Kıbrıslı. Biri Mausalı, biri Yılmazköylü. Evet. Ve her hafta gelip bütün hastalarımızı görüyorlar. Planlamalarını yapıyorlar tedavilerini. Onkologlar bunlar. Radyolog ve onkolog. Yani onkoloji binamız 2 bölümden oluşmaktadır. Onkoloji bölümü, radyoloji, çocuk onkolojimiz de var. Orada da doktorumuz var. Şu anda tabii ki keşke Kıbrıslı doktorlarımız bu bölümleri okusa veya şu anda biraz sonra onu da konuşacağız. Özlük adlarını... Keşke çok güzel burslar verilse de bunlar çoktan okuyup doktor olarak gelselerdi sayınlar. Yani burslar da veriliyor ama gençlerimiz yani belli bölümleri tercih etmiyorlar. Buna ekstra teşvikler vermek gerekir, yönlendirmek gerekir. Şu anda bakanlığımız bu noktada da bir çalışma sürdürüyor. İnşallah. Çünkü yalnızca onkolojide değil, anestezi doktorunda da sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Yok yani... Eksikliğini istedim. Evet, bir telefon daha alalım. Sevgili Selçuk Kubilay, iyi akşamlar. Alo. İyi geceler sevgili Selçuk. Sağ ol Harun abi, iyi akşamlar. Evet, buyur. Sağ olun Boysan Bey, iyi akşamlar. Selam Selçuk, merhaba. İyi akşamlar. Şimdi özel hastane ismi vermeyelim mi? Nasıl? Özel hastane ismi vermemizde sakınca var mı? Yok, niye olsun ki? Tamam. Şimdi ben işte tıp okudum 4 sene falan. 90'da geldim 89'da adaya. İç hastanelerden çıkmadım zaten. Gerek hastalığım, hastalıkların üstüne hastalıklar eklendi. Yani şu anda tıpta kaç tane hastalık varsa hepsi benim üstümde var. Göz, cilt, fizikoloji, fizikiyatri, tiroid, tansiyon, hepsi var bende. Neyse, hiç hastanede, bunu niye söyledim? Hastanelere devamlı gittiğim için. Mausa Hastanesi'ne yıllarca gittim 90 yılından beri. Nurhan Nalbantoğlu'na gittim. Hastalar yığın. En başta kuyruk. En başta numara alma. Çok kötü durumda idi hastanelerimiz. Ben Sayın Bakan'ı takdir ediyorum. Biz de Miratçık Beynimiz var yani kuş kadar. Görüyoruz. Kimin ne yaptığını biliyor halk. Ve bakanımız öyle çok uğraşıyor ki şimdiki bakanımız çok iyi yani. Hatta ona diyorlar hazine mi buldunuz bir yerden? Parayı nereden bulursunuz? Neyse bunları da geçtik. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Bir hastane bizim halkımızın şu anda çoğunun bildiği Yakın Doğu Hastanesi var. Bir defa herkeste para var. Herkeste para var. Yakın Doğu'ya gidebilir. Bu kadar yorgun. Dur. Şunu diyeceğim. İyi bir hastane Yakın Doğu Hastanesi gibi olur. Mobilyasından tutun.
hemşire, hemşiresiyle kaydıyla ve doktorlarıyla. gerçek hastane öyle olur. Randevuyu alırsın, saatinde tam dakikasında doktorla görüşürsün. Evet. Ve ikinci yüz günde de ortaya koyduğumuz tüm planlarımızı yerine getirdik. Tabii ki bu planların içerisinde randevu sistemine geçilmesi, kuyruklardan oluşması, Sayın Bakanımız ilk göreve geldiğinin ertesi gece benimle birlikte sabah 5'te hastaneye gitti ve oradaki sorunu bir kez de biz gördük. Bütün de şeyleri. İlk defa siz yaptınız, onu dikkat ettim ben. Yani o sabah kalkıp o insanların gittiği insan, saatte. Evet. Ben de çünkü birkaç defa gittim, çekim yaptım o saatlerde de bilirim yani. Oradaki sorunu gördük, sıkıntıları gördük ve bu yönde bir takım çalışmaları başlattık. Bu önümüzdeki hafta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde randevu sistemine ilgili bir uygulama, özellikle 5 ve 6 bölümde uygulanmaya konacaktır. Yani evinden randevu alacaksın. Öyle mi evinde? Yani şu anda telefonunla randevu. Yani evinde telefonla. Evet. Ve diğer bölümler ve diğer hastanelerimizde de bunu Mayıs ayı içerisinde yani tamamlamak. Yani ben yıllar önce buradaki sağlığına güneydeki sağlığı araştırdığımda Rum doktora gittim ben güneyde reportaj yaparken. Bak dedim, ha şimdi biraz sonra falan isimli hasta gelecek dedi bana. Ve çıktı geldi. Ve her gün o kadın Limasol'dan Lefkoşa'ya gelirdi sabahleyin. Hastaları için. Randevu sistemi. Evet, anlattı burada bana. Da bir başlangıç yapıyoruz. Çalışmaları tamamlandı. Önce Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde başlayacak. Daha sonra da diğer hastanelerimizde randevu sistemini önümüzdeki bir iki ay içerisinde tam oturtmak istiyoruz. Evet. Tabii ki bu ziyaretlerimizde gördüğümüz manzara, acillerimizde çok inanılmaz bir yoğunluğun ve karmaşıklığın olduğunu gördük. Ve çok süratle, bu da çok ilginçtir Boysan Bey, evet, ilginizi çekecek. 2008 yılında bunun da anlamını bulamadık. Tren yolu polikliniği kapatıldı. Evet. Evet. Durup dururken sizin kapatıldı. Niye kapatıldı? Ve domuzcular burnuna gidildi. Değil mi? Evet. Verilere baktığımızda domuzcular burnunu biz göreve geldiğimizde çok süratli bir şekilde otobüs şirketleriyle anlaşarak seferleri koymamıza rağmen halkımızın buraya itibar etmediğini gördük. Yani o çok halkın içinde bir hastaneydi, bir poliklinikti ve çok iyi bir iş yapıyordu orada aslında. Yani halkla birebir iç içe. Yani o noktaya getirdik. Evet, o zaman öyleydi. Aynen öyle. Şimdi dedik ki Sayın Bakanımız, bu da tabii Sayın Bakanımızın ısrarla takip ettiği bir nokta oldu ve birinci etabını bir iş adamımızın katkısıyla bitirdik. Ve önce 4 branş doktoruyla hizmet vermeye başladık. Sonra ikinci etabını bakanlığımız tamamladı ve hizmete koyduk. Şu anda aylık hasta bakımı 6000'e yakın. Ve bununla da yetinmedik. 10 gün önce 3.5'la 11 arası acilin yükünü azaltmayla ilgili tren yolu polikliniğini hizmete koyduk. Acil. Ben buraya gelmeden Harun Bey geçtim. Doktorlarımız hemşire. Şu anda orası acil servistir. Yani 3.5'la 11 arası acil servis görevi yapıyor. Yani illaki buraya gelmene gerek yok. Yok ve insanlarımız işte 40-50 ile başladı. 100'ü geçtiği bilgisini aldım ben. Bu 100 kişi ki bir müddet sonra bu daha da hala da insanlarımız bunun acile giderdi. Şimdi bu insanlarımız Surlariçi, Çarlar. Orada acil serviste doktorlarımız, hemşirelerimiz evet, vardı. Evet.
Laboratuvarımız var, eczanemiz var. Kırık çıkık falan. Röntgeni sipariş edildi, oraya röntgen konacak. Ve mini bir hastane yaratacağız. Ve surlar için Çağlayan, Yenişehir, Kums... O çok önemli, çok önemli bir köyler. Yayan da gelebilir. En önemlisi köylerden hastaneye gelen insanlarımızın çektiği işkenceye de son verdik. Terminale geliyorlar. 3 dakikadır şey hastane arası ve şu anda 6000'i geçti. Acil servis diye yazıyor mu şimdi şu anda? Tabii şu anda yazıyor. 11'e kadar ben buraya gelmeden geçtim, oradan bir tansiyonumu ölçtürdüm, böyle geldim. İnsanlarımız çok mutlu bu noktada. Güzel Yurt Hastanesi hep tartışıldı. Bir telefon alalım Sayın Dana. Nazım Bey, iyi geceler. İyi akşamlar. Buyurun. Bu trenli olduğu için bir katkı da ben koyacaktım ama bu akşamki programınızda seni de sevgili Harun Boysan Bey'le hiç böyle müdahale etmeden, karşı görüşler olmadan iyi izleyici, yani soru sormaya bile Sayın Müsteşarım gayet başarılı bir programa geldi, hazır geldi. Ne dediğini bilir, ne söyleyeceğini bilir. Kendisini biz de bir hastayık, bir diyabet hastası olarak. Geçmiş olsun. Bakan Sayın Müsteşarımızın ve bakanımızın gerçekte gözle görülen çalışmaları vardır. Kendileri çok yıpranmaktadır. Allah kendilerine güç versin, çalışsınlar. Şimdi Tren Yolu Hastanesi, ben de Koçalıyım doğma büyüme. Tren Yolu Hastanesi ansızın bir karar aldı. Nasıl olduysa şimdi bir şeyi yaparken o birini at yerim o kalsın demek yani çok abes bir şeydi. O hastaneye ben gittim gece. İnsanlar işe gider, işinden olur, gider sıra bekler. Ben o hastaneye gittim ve samimiyetle söylerim. Kapıdan kart değişene kadar, doktoruna kadar, eczacısına kadar öyle güzel, öyle bir iyi muamele gördüm ki insanlar güler yüzle bizi karşıladı. Hastane eski şeklinden daha da güzel bir şekilde geldi. Çok temiz, çok her şeyleri güzel. Yani gerçekten anlatamam. Yani sizi de hoşuma gitti. Bak ne Boysan Bey'den ne senden hiçbir tepki yok. Sayın Müsteşarım kolay gelsin. Çok yorulur. Ve gecelere kadar çalıştım. Çok iyi bilirim. Daha zaten buradadır. Ne saatlere gidecek? Yarın sabahtan da görevi başındadır. Kendisini kutlarım. Laf yoktur. Geçen gün de o çöplükteki o yangından dolayı davet etti. İsteyen dedi gelsin. Ben göstermesem istifa ederim dedi. Ve onda da haklı çıktı. Kendisine başarılar dilerim. Onların başarısı bizim eğilimiz demektir. Evet. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim değerli katkılarınız için sevgili Nazım. Evet. Yani bizim burada sevgili Boysan'la karşı görüş ve yani bir şey görüş yok bizde. Bizde sadece şudur. Biz de bu memlekette yaşayan insanlar olarak nasıl ki sen değişimleri görebiliyorsun, biz de görüyoruz. Yani ben de şu anda Sağlık Bakanlığı'nda, devlet hastanesinde değişim olduğunu ben de görüyorum. Çünkü ben de zaman zaman oraya giderim. Babama ilaçlarını almak için, yani bileyim bir şekilde birilerini ziyaret etmek için biz de gideriz. Bizim de yolumuz düşer. Biz de bu değişimi görebiliyoruz. Ciddi anlamda gerçekten değişim vardır. Ama aylar önce, yıllar önce yapılması gerekenler şimdi yapıldı. O da doğru ama yıllar önce de yapılması, yani bir su, bir klima, ne bileyim bir elektrik işi, bir trafo işi keşke daha önce yapılsaydı da Sayın Dana ve ekibi de beraber başka işlere el atsalardı. Değil mi Sayın Dana? Ben konuşmamın yani, başında bunu dile getirdim. Yani ama tabii sağlık 24 saat görev yapmanız gereken. Geçen hafta saat 8 gibi Lefkoşa'dayım akşam. Bir gazeteci kızcık aradı beni. Genç bir gazetecimiz. Kemal Bey dedi, ben hastanedeyim. Bir akrabamı ziyarete geldim.
Ancak yattığı bölümde klima bozuk ve çok üşüyorlar. Dedim sen ayrılma, ben geliyorum. Sen gittin. Çektim gittim. Gerçekten klima bozuk. Neyse çağırdım oradaki idarecileri. Gün içinde bozulan, bakanımıza da bildirim yapılmayan. Oradan klimacıyı aradım ve sabah sabah oraya klimasını taktırdık. Sürekli oralarda olmak gerekir. Evet, şeye geliyorum. Yaptığımız faaliyetler tabii hep o da tartışıldı. 154 hastanesi. Hem uzun yıllar tartışıldı ve tartışılmaya da devam ediyor. İnanmazlardı güya güzel yurda hastane yapılmaz. Haklıydı insanlar Harun. Yani yıllarca veriliyor. Hayır hiç ilgisi de olmadığını biz gösterdik. Sayın Bakanımız göreve geldiğinde dedi ki 23 Haziran'da temel atacağız. Evet. Çünkü öyle bilgi verildi bize. Her şey hazır. Dosyalar hazır. Temel atacağız. Ben Sayın Bakan'dan bir 10 gün sonra atandım Sağlık Bakanı'na. Dedim ki Sayın Bakanım biz dosyaları bulalım, atıyoruz temel ama projesi nedir, ne değil. Hayır, bakanımız da bu açıklamayı yaptı. Araştırdım. Bir fotokopi plan buldum. Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'nin planı. Onun dışında hiçbir şey yok. Yerin tamamında problem var. Girişinde, çıkışında eksik, Sağlık Bakanı'nın üzerine geçmeyen parseller var. Ne proje var, ne plan var. Yani neredeyse temel atsan başkasının toprağına temel atacak. Hemen Sayın Bakanımız gecesi Güzellik'teki sivil toplum örgütlerini toplantıya çağırdı ve gittik ve dedi ki ben özür dilerim çünkü böyle olduğunu bilmezdim, bir açıklama yaptım, 23 Haziran'da temel atacağım ama ortada hiçbir şey yok ve ben size söz veririm, çalışmalara başladık, aralığın içerisinde bu temeli atacağız. Geldik Planlama İnşaat Dairesi. Tabii ki Kemal Dürüst Bey'e de teşekkür etmek gerekir. O da kendi ekiplerini seferber etti. Ve 2,5 ayın içerisinde bütün projeyi tamamladık. İhale aşamasına getirdik. İhaleye çıktık. Ve geçen haftalarda da temeli atıldı. Yani Güzellik halkı ve o gün Güzellik halkının mutluluğunu gözlerinden gördük. Ya biz de yaptığımız işin ödülünü onların mutluluğundan aldık. Ama bunu belirtmek isterim Boysan Bey. Güzellik halkıyla eski hükümet, ifade buysa eğer yanlış da kullanırsam özür dilerim, dalga geçti. Projeniz yok, planınız yok. Bir fotokopi kağıdıyla Güzellik halkına size hastane yapacağız dediler. Evet. 10 yılda Güzellik'le Lefkeli'yi kavga ettirdiler. Tabii Güzellik'teki bu toplantıdan sonra Lefke Sivil İnisiyatifi da tepki yaptı buna. Çünkü kavgaları devam ederdi. Yine Sayın Bakanımız arabasına bindi. Ekibini de bizleri de yanına aldı. Lefke'deki sivil toplum örgütlerinin karşısına çıktık ve dedik ki Güzellik Sayın Bakanımız aynen şu ifadeyi kullandı. Güzellik Hastanesi yapılacak. Ama Cengiz Topel Hastanesi de sizin istediğiniz seviyeye getirilecek. Ve şu anda Lefke Sivil Toplum Örgütleri, Lefke Üniversitesi ve Bakanlığımız Cengiz Topel Hastanesi'nin geliştirilmesiyle, binalarının büyütülmesiyle ilgili çok ciddi proje basında çalışmalar yapıyor. Bir hayaldi Güzellik'e temel atmak. Doğru. Çünkü kandırdılar insanları. Projeniz yok ve siz insanlara dersiniz ki ben size hastane yapacağım. İskele bölgesine yeni bir hastane, çalışmalarımız devam ediyor. Ama en önemlisi başkente yeni bir devlet hastanesi. Evet, o şart. Neden başkente yeni bir devlet hastanesi?
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin uzun yıllar önce yapılmış olmasından dolayı artık miadını doldurdu. Miadı, beyin ölümü gerçekleşmiştir. Evet. Ve bunu Türkiye Sağlık Bakanlığı ekiplerini göndererek raporladı. Ve bu da çok ilginçtir. Bu raporları da biz rafların içerisinde bulduk. Ve en önemli sayfalarını da bulamadık. Ve Sayın Bakanımızın girişimiyle bu raporları, eksik sayfaları Türkiye'den getirildi. Hadi. Ve okuduğumuzda gördük ki o raporlarda bu da alttan gizlendi. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi artık miadını doldurdu. Yeni bir hastane. Niye bu raporları sakladılar? Bilemiyorum. Yapılmasını istemez. Yeni hastane yapılmasını istemez. Herhalde. Olmaz. Yine yerle ilgili, işte Lefkoşa'yla ilgili tabii ki bir çalışma eski hükümetler de yaptı ama arazilerin bir kısmı başka bakanlıklara, özel kişilere yani dağınık bir şekilde çok süratli bir şekilde. Neresidir yeri yeni hastanenin? Kıbrıs Gazete, Belediye'nin arka tarafında 270 dönümlük bir arazi. Evet. Bir bütün olarak şu anda Sağlık Bakanlığımızın adında duruyor. Adında duruyor. Çok süratli bir şekilde. Yerli veteriner dairesinde oralarda. Evet, evet. Arka taraflarında. Evet. Takım bir binası var karkas şeklinde eğer biliyorsanız. Onun hemen yan tarafı. Yan arkasında Belediye. Çok süratli bir şekilde Türkiye'den teknik heyeti getirdik buraya. Bizim altyapıyla ilgili dairelerimizle bölge ziyaret edildi. Zemin etütleri yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından 500 bin TL proje ve araştırma parası kondu. Şu anda o herhalde birine verilecek. Sayın Bakanımız İstanbul'a bir ziyaret yaptı. Birçok hastaneyi gezdi. Yaklaşık 20-25'e yakın hastane projesi ülkemize getirildi. Bunlar incelenmektedir. Bu önümüzdeki günlerde bir komisyon kurulacak, bir yarışma düzenlenecek. Ve ülkemize, ülkemiz iklimine, ülkemiz koşullarına başkente yakışır bir projeyi yarışma düzenleyerek çok güzel. Başkente kazandırmak istiyoruz. Ve bir an önce lütfen bakanınızla da konuşarak eksik olan alanlarda genç çocuklara ciddi ona, hemen burs verin, evet. Motivasyon yaratın. Tabii. Yani öyle çocuklar vardır ki okumak ister, parası yoktur, okuyamaz. Onlara her türlü yardımı yaparak onların iyi birer doktor olarak yetişmelerini sağlamak lazım. Bu da zaten sizin eksiğinizdir. Çünkü koskoca devlet hastanesinde bir tane onkolog, tamam ötekiler dışarıdan geliyor gidiyor ama yani olmaz. Olsun ben mesela yani. Böyle bir o tek bir onkoloğu nöbet yaz bakalım yazabilir misin? Nasıl yazacak? Hiç durmadan nöbette olacak. Yani. Bir kişi. Evet. Tabii en uçta hasta memnuniyeti hedeflenen bir sistem kurmak istiyoruz. Ve bu da sağlık reformuyla olabilecek bir olaydır. Altyapılarla ilgili birçok eksikliği giderdik. Eksikleri de çalışıyoruz. Yasaların hem güncellenmesi hem de olmayan yasaların çok eksiği var Sayın Dana, çok eksiği kesinlikle. Var. Mesela doku nakli vesaire yasası ya da tüp bebek meselesi. Yani hala daha tüzükler çıkarılmadı. 23 tane tüzükten bahsediliyor. Bir tane tüzük çıkarıldı. Ama şu anda merak ediyorum ben kim denetliyor şeyi? Yani tüp bebek konusunda kaç tane donörlerden kaç tane ne alınır? Kaç kişi aynı donörün isperimleriyle ya da yumurtalarıyla döllenir? Acaba kaç tane kardeş etrafta birbirini tanımadan gezer? Bunun denetleyen var mıdır? Evet. Yani bu şimdi korkunç Boşan bir şey. Bey, nasıl ki suyu akmayan, kliması çalışmayan bir sistem bulduk. Tüm dediklerinize katılıyorum ve yerine yani, getirmek için de senin o dediğin Boşan Bey daha dur bakalım bak ama neyi buldu. Ama başka onu sudan bahsederiz. Ama kardeş yok. Yakında kardeş kardeşlerle evlenecek. Evet. Çünkü Boşan bilmiyor Bey. Kimse kimseyi.
Yani ve donerler kontrol edilmiyor. Alıyor bir doneri bir kişi, iddia ediyorum ben, gidip incelenmiyor, denetlenmiyor. Kaç tane yumurta alıyorsun bir donerden? Çünkü yasaktır, belli sayıdan fazla alamazsın. Ya da alırsan bile imha etmek zorundasın. İmha eden kimse yok. Evet. Kim denetliyor bunları? Peki ne olacak ondan sonra? Yani aynı donerden senin karına verdi, ötekinin karısına verdi. Şimdi. Tabii tamam. Boysan Bey'e katılıyorum ama nasıl ki suyu akıtmayan, klimaları onarmayan bir düşünce yapısının sağlığımızı ileri götürmeyeceğini çok net rakamlarından ve işlerle ortaya koyduk. Bu dediklerinizi şu anda çalışıyoruz ama 2012 yılında yürürlüğe giren özel hastaneler yasası eğer 2017 yılına gelmişse ve hala daha ve bu komite hala daha tüzüklerini yapmadıysa o yasaların, bırakın tüzüklerini, hiç toplanmamışsa artık sen buna ne söyleyin bilmem. Artık bunun yani yani daha oraya gelmek için çok, ama tabii ki biz topluma, o zaman kapatacaksın hepsini de, yasanı düzelteceksin, tüzüklerini yapacaksın, ondan sonra faaliyetlerine izin vereceksin. Oysa be, bunlar artık turizm oluşturuyor memlekette. Ama büyük paralar dönüyor. Bana ne ya o şey Harun? Para dönüyor. Bana ne ya? Onunla da ilgili bilgi vereceğim ama süratle biz hiç toplanmayalım. Kürtaj olaydı aynı şekilde Boysan Bey. Kürtaj olaydı. Türkiye'de da yasak olan bir şey burada serbesttir. Tamam zaten biz Türkiye'nin arka bahçesi olduğumuzu çoktan öğrendik. Ama Boysan Bey ben katılmıyorum gece buna. Kulüplerimizde, kumarhanelerimizde, kürtajımızda ve öteki her şeyde. Türk Bebek de bizde. Türk Harun Bebek Bey, de. Şimdi tabii ki sizin yorumlarınız çok değerli ama Türk Bebek'le ilgili yasası geçti. Bir tüzüğü çıkarıldı. Koordinasyon kurulu. 23 tüzükten bir tane. Evet ama tabii ki bunlar sırayla hepsi yapılacak. Çok sürekli de davranıyoruz. Ama koordinasyon kurulu her cuma sabah 8'de toplanıyor. Her cuma Boysan Bey. Biz geldikten sonra tüm Türk Bebek merkezleri denetim ekibi tarafından denetlendi. Tümün eksikleri tespit edildi. Hepsine yazılar yazıldı. Süresi doldu. Programı yapıldı. Şimdi kontroller yapılıyor. Yani son bir obakayan atayım size. Yani düşünün bir kişi daha önce o hastanede çalışıyormuş, adını vermeyeceğim, gidip alabiliyor şeyi. Bir yani kanser hastası olduğuydu ve radyasyon alma ihtimali vardı ve artık çocuğu olmama ihtimali olmasına karşılık spermlerini depo etti şeye, bir tüp bebek merkezine, adını vermiyorum. Ve düşünün bir kadın gidip alıyor bunları, bir başka özel hastaneye gidiyor ve bunları kullanarak o zengin olan ve ölme ihtimali olan adamdan çocuk sahibi oluyor. İkiz. Yani nasıl bir denetim, nasıl oluyor bunlar? Yok zaten bunlar? Yoktu. Yani bizden önce, işte örnek veriyorum, eğer yanlışsam, yalan söylersem özel hastaneler komitesinin üyeleri, serbest çalışan hekimlerdir, özel hastaneler birliği ve tabipler birliğidir, bağlanabilirler. 2012 yılından biz göreve gelene kadar bu komite toplanmadı. Toplanmadı. Enteresan. Şimdi tabii zamanımız giderek daralıyor. Evet, bitireceğim Hasan Bey. Kanserle ama ilgili. Bir konu, bu akşam isten konuşacağız. Bak kanseri konuşamadık. Evet. Ama yarın sabah ben de ne oldu ya? Ama ayrıklısın ya. Uçakta gidelim. Sabah erken kalacağım Hasan Bey. Kanserle ilgili de bir daha, çok. Peki siz o zaman. Siz devam edin. Başka söyleyeyim. Hayır. Başka. Vallahi devam edin. Dinle ya bir dakika. Başka bir program daha yapmamız lazım. Tamam ya, yaparız. Özellikle doktorların ikinci iş yapamaması konusunda ve döner sermaye konusunda ki çok konuları konuşmak gerekiyor. Boysan yani Bey, bu en önemli konu. Sizi ben gideyim. Hayır canım. Olmaz. Vallahi. Başka bir program gideceğiz. Zaman yok. Lazım. Çok kısa bilgiler verebilirim. Sabah erken çünkü uçacağım. Tamam Harun Bey, çok hızlı. Ben kısa bilgiler vereyim. Ana başlıklarından. Evet, arkadaş da uyardı. Şimdi kanserle ilgili göreve geldikten sonra bizden Kanser İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ni kuruldu ve kanser kayıtçılığıyla ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Ulusal Kanser Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Tüm üniversitelerden, Tabipler Birliği'nden, Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nden, özel hastanelerden, yani tüm paydaşlardan. Ve bu kurulun anlayışı şu,
kanserin önlenebilir olanlarını önlemek, kanserin erken teşhisini sağlamak, tedaviyle ilgili sorunların giderilmesini sağlamak ve tedavi olan hastaların rehabilite edilmesiyle ilgili vizyonu saptamak. Ve hemen bunun altında da altı komisyon kuruldu. Kanser önleme politikaları alt kurulu, kanser kayıt alt kurulu, tedavi alt kurulu, rehabilitasyon alt kurulu, kanser tarama alt kurulu, kanser eğitim alt kurulu. Ve bu komisyonlarımız çalışıyor. Evet. Ne arzuluyoruz? Çok yakın bir zamanda ülkemizin kanser haritasını çıkaracağız. Bu dün gazetelerde Yaylaköy'le ilgili bir haber var. Çok önemli tabii. Yani evet. Hep tartışıyoruz. Hangi köyde? Siz merak etmiyor musunuz Boysan Bey? Çok. Mesela Çatalköy'de bizim elektrik kurumunun şey hep tartışıldı. Acaba hangi kanser türleri orada var? Ya da yoğunluğu nedir? Lefke bölgesi. Lattı'da dediler, Çatalköy'de dediler, şimdi Yaylada dediler. Evet, yani biz bu kanser haritası çıkmadan bunları konuşmak ve değerlendirmek yanlıştır. Ve gıda konusunda da bir şeyler yapmanız lazım. Ona da geliyorum. Tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın yalnızca hastane kısmı yok. Temel sağlık kısmı var ve gıda denetimleri. Çok az personelle çok ciddi denetimler yapıyoruz. Yani ülkemizde mesela şeyi yapmıyorsunuz. O konuda ben uyarayım sizi. Sigara, kapalı mekanlarda sigara. Yani getirmedim ciddi sigara. Ciddi anlamda, ama yani bunu yani bu konuda eğer ekipleriniz varsa Rumlar, her gece geçsinler. Kıbrıslı Türkler de Rumlar ve ceza yazsınlar. Ceza yazsınlar. Aslında getirmedim hiç. Harun Bey, ama çok ciddi cezalar ve denetimler de yapılıyor ve özellikle Lefkoşa'da ve Girne'de çok önlemler alınmıştır. Yani hiç ama kimsenin gözünün önüne bakmasın. Evet, kesinlikle. Bakın ben bir hemen çok basit bir örnek vereyim. Göreve yeni geldim. Bir çok sevdiğim biri beni aradı. Ya müsteşar dedi, geldiler bizi yazsınlar. Yazacak. Önle bunu. Dedim bana ver şeyi. Gelen müfettişi. Aldı. İsmi neydi müfettişimizin? Neyse. Dedim ki iki kat ceza kesiniz. Ve ertesi gün bu müfettişimizi de çağırdım ve tebrik ettim. Yani bu konuda bakanlık olarak bizim hiç tavizimiz yoktur. Gıda denetimiyle de ilgili çok ciddi denetimler yapılıyor. Geçen gün hafta sonu gıda mühendislerimizin bir otelde yaptığı denetimleri Girne Belediyesi'ne de teşekkür ederim. Mutfağını bugün mühürlediklerini öğrendim. Ve cezalar da biraz artsın. Kesinlikle. Öyle. Kesinlikle. Ufak tabii ki cezalar artırmak yetmez, de şifre etmek gerekir. Ve şifre evet, indirecen evet, ismini, cismini, evet, evet, isimlerinin çıkması tabii lazım. Tabii ki Boysan Bey, bizim hedefimiz bu otomasyon projesiyle insanlarımızın tüm faaliyetlerimizi, yani Harun Bey girecek, bizim kestiğimiz sigara cezalarını görecek. Bak ben geçen kimlere hafta kestiğimizi görecek. Geçen hafta Sayın Dan'a iki tane misafirim geldi güneyden. Aldım. Hiç yaptığım iş değildi. Meyhaneye dedim gidelim. Götüremin dedim meyhaneye. Saat 10'da başladı içeride iç sigara iş. Aman aman. Şimdi ya bana yakışmaz şimdi arkamdaki insanlara ben durayım da orada hakaret edeyim ya. Ama şey, çok ciddi tepki alıyor insanlarımız. Ama olumlu yönde. Evet. Şikayet arıyorlar. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Programın yani sonuna geldik, anladım. Siz vatandaşa numara veriniz. O saatte birilerini arasınlar. Ve o saat hemen anında. Yok zaten bu da bir hizmetli. Anında. Şikayet hattı açtık. Anında ama gidecek yazacak. 24 saat bu şikayet hattımız değerlendirilmektedir. Her yere şikayet anında sonuçlandırılır. Ertesi gün de ben müsteşar olarak açıp sorgularım şikayetiniz yerine geldi mi gelmedi mi. Ama çok kısa herhalde sonuna geldi. Harun Bey çok yani dışarıda içinde sigaralarını. Tabii ki hasta memnuniyetini başarmak, altyapılarınızı tamamlayacaksınız. Eksik doktorlarınızı, tıbbi araç gereçlerinizi, diğer sağlık çalışanlarınızı tamamlayacaksınız. Ama yasalarda da özellikle artık dünyanın uyguladığı genel sağlık sigortası yasası, İnsan hakları yasası, hasta hakları yasası, bunları da uygulamak zorundasınız ve çok süratli şekilde. Eski hükümete de teşekkür etmek gerekir. Bu konuda bir çalışma bulduk, yani inkar etmemek gerekir. Belki çok arzuladığımız noktada değildi. Çok süratli bir şekilde bu yasalarımızı biz sonuçlandırdık.
Bu konuyla ilgili Türkiye'den teknik bir ekip 3 gün önce ülkemize geldi. Hem döner sermayeyle hem genel sağlık sigortasıyla hem hastalıklar yasasıyla hem özel hastaneler yasası ve tüzükleriyle. Ve yarın bu çalışmalar biter. Tahmin ediyorum ki bu önümüzdeki hafta teknik kurullarda bunlar görüşülecek ve çok kısa sürede bakanlar kuruluna sevk edilip meclise havale edilecek bunlar. Tümünü geçirme niyetimiz var. Çünkü bu yasaları geçirdiğimizde, altyapılarımızı tamamladığımızda, eksik kadrolarımızı tamamladığımızda sağlık reformunu uygulama noktasına geliriz. Gelmiş olacağız. Sağlık evet. reformunun uygulanmasıyla da vatandaşlarımız hasta memnuniyetini ve anayasanın tanıdığı kaliteli sağlık hizmeti alma hakkını elde edecekler diye. Evet. Bu tüm bunları yaparken Hastalıkları Derneği'nin işbirliği içerisinde çok ciddi bir eğitim çalışması. Evet. Başlam. Teşekkür ederim sevgili damar. Bir cümle daha. Bu akşam da sen. Bir cümle söyleyeyim. Hadi. Sağlık böyle 2 saatte ya da 1,5 saatte neyse. Koysan bir sabah ara konuşalım. Bekle ya bu arada bir dakika bırak bitirelim konuşmayı. Hallolacak bir iş değildir. Konuşulması gereken çok şey vardır. İnanamayacağın kadar çok şey vardır. Ben Sağlık Bakanlığı'nı eskiye oranla daha iyi bir hizmet verdiği için tebrik ederim. Ben de sağ ama yetmediğini de biliyorum. Yapılması gereken daha çok fazla iş vardır. Yasalar konusunda yapılması gereken işler vardır. Pratikte yapılması gereken işler vardır. Bu konuları konuşmamız gerekir. Sayın Dara'dan tekrar bir söz alalım. Ben de istiyorum bir bunu. Bir başka program evet. daha yapalım. Ama üzücü olan sevgili Boşan şudur. Yani burada Sağlık Bakanlığı'nın burada yetkili bir ismi burada bizimle birliktedir ama geçmişte yapılan yanlışlarla ilgili suçlamalar olduğu halde kimse bağlanıp olayı düzeltmedi veya desin işte buydu şuydu deyip de tamam, ve ne oldu biz aldık yolu gideriz. Tamam o zaman kabul etti demektir. Ama o da yanlıştı. Nedir doğru olan? Doğru olan şu hesabını verecek kardeşim. Herkes hesabını verecek. Bu ülkeyi tanımadın. Bu ülke ben hesap vermeyen ülke ki bu konuda bu akşam bizi ilgili kişiler dinlemiştir. Bu 20 milyonla ilgili ben buradan vatandaş halkımıza. Hayır 20 milyonla ilgili cari fiyatlardan dolayı bir fark oluştu. Bu farkın sorumlular tarafından ödenmesi. O kesinlikle ve sayıştığa da bu konuda 20 milyon yazı yazacağımı da belirtmek isterim. Çok büyük bir rakamdır. 20 milyondan bahsediyoruz. Yani 20 trilyon. Yaklaşık 4, 8, 12, 16 yaklaşık 4,5 milyon istedim. Evet. Evet sevgili Dara. Sizinle sohbet etmek gerçekten güzel. Sağ olun. Sizi takip ediyoruz. Güzel konulara değiniyorsunuz artık. Güzel işler başarıyorsunuz. Sevgili Boysan'ın dediği gibi yani geçmiş oranla bir ilerleme var. Gözle görülen bir ilerleme vardır sağlıkta. Bunu herkes görüyor. Çünkü hastanenin çehresi değişti, içi değişti. Bir şeyler yapılıyor. Bu önemlidir. Yıllar önce yapılması gerekirdi. Yapılmadı. Demek ki çalışmak isteyen çalışabiliyor. İş yapmak isteyen kendini gösterebiliyor. Ondan dolayı da size teşekkür ediyorum. Sabaha da konuşmak isterdim. Evet. Ben böyle erken bitiren birisi değildim ama yarın sabahleyin erken saatte Londra'ya uçmam lazım şimdi sevgili Boysan. O zaman bu sözü verelim. Evet pazar günü maratonum var. Sana vardır, da başarılar Londra'da. Dileriz. Kaçıncı geleceğini de yazacak mısın Facebook'a? Ben kaçıncı geleceğimi yazarım Boysan. Sevgili ya. Boysan yazarım. Benim bir derecelerim vardır. Yani ben kendime güvenirim. Tamam. Ama yani katılacağım maratonda öyle 250 bin 300 bin kişinin katılacağı bir maratondur. Oo. Maratona katılmak zaten başlı başına bir belki şöyle şeydir. Bir öneri de ben yapayım. Belki buyurun. Sağlıkta farkındalık yapmak ise organ bağışıyla ilgili veya kanserle evet. ilgili. Belki buna benzer bir maraton da ülkemizde. Bak, o da eleştiri sağlığının. Ülkemizde bu ülkede, biz bu ülkede ne yazık ki sevgili Dana. Biz sağlık bakanlığı olarak buna hazırız. Bak geçen hafta ben BAF'ta katıldım. Gene güzel bir ortam. Gene binlerin katıldığı güzel bir uluslararası bir yarış ortamı vardı. Ama ne yazık ki biz kuzeyde bunu başaramıyoruz. Ve biz dünyanın çeşitli ülkelerine gidiyoruz. Bu tür etkinliklere katılalım diye. Ve çok daha değerli sporcu arkadaşlarımız vardır. Ama ne yazık ki biz bunu bu ülkede başaramıyoruz.
İnşallah bundan sonra bu da olur. Sağlıklı yaşam da spordan geçtiğine evet. göre. Tabii. Peki, gelecek programda bunlar olur. Evet. Yani dediğim gibi bitirmek istemezdim. O yarın sabahtan benim bir yolculuğum vardır. Londra'ya uçacağım. Pazar günü bizi çok önemli bir yarış bekliyor. Dolayısıyla bu akşam biraz böyle erken bitirelim. Zevk aldık. Eminim izleyiciler de zevk aldı. Çünkü duymadıklarını duydular bu akşam. Çünkü milyonlar boşa gidiyorsa da birileri çıkıp bunları söylüyorsa ve birilerinden biz de hesap soruyorsak o birileri de çıkıp bu konulardaki bu suçlamaları da kendilerinin bir şekilde burada ya kabul edip özür dilemesi ya özür dileyecekler ya da diyecekler hayır kardeşim böyle bir şey yoktur diyecekler ama demediler. Evet. Demediler. Evet. İnşallah bundan sonra da derler. Evet. Bu haftalık bu kadar değerli izleyenler. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle diyoruz. Hepinize iyi sabahlar. Aman doktor, canım kuzum doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm. Doktor bana bir çare. Çaresiz dertlere düştüm. Doktor bana bir çare. Cyprus Paradise GAK TV'yi sundu. Günaydın Anıl abiler, günaydın Şahane Ada, günaydın Şahane Ada'nın fıstık gibi insanları.